Ercan bak, pencereyi açtım. Hava girsin diye bak. Böyle esiyor. Efil efil ağlama ne olur Allah. Sen git, ben geliyorum. Üstümü değiştirip geliyorum, haydi. Günaydın kardeşim. Rabbimin sabah bereketi üzerine olsun. Amin abi, senin de. Sen yenisin galiba. Tanımadın beni çünkü. Evet. Ne diyeceğim? Açmayacağım mı kapıyı? Niye geldiniz? Ya süt gittim. İsmail Bey yiyor mu? Evde ama bahçeye çıkmadı daha. Ala, ala. Sen aç kapıyı ya. Ben yabancı değilim. Siyonuz'un sütçü abisiyim. Ha tamam, şimdi bildim. Taze taze kaynatsınlar. Yalnız soğuktan yağ birikti üstüne. Bir de tabii yolda gelirken çalkalandı tabii. Şöyle yapsınlar. Küçük bir tane kaşık ile üstündeki yağ alsınlar. Sonra tavada eritip yumurta kırarlar üstüne. Yasmin kızımız da şifa niyetine mis gibi yer inşallah. Benim aile. Sen kaymağı, yumurta kırmağı biliyor musun? Yok, bilmiyorum abi. Oldu, öğrenmiş oldun işte. Neyse, sen bunları git Meryem Hatun'a bir bir anlat. Buralar bende, merak etme. Asayiş, Berkemal. Buralar benden sorulur. Tamam abi. Hadi bakayım. Ercan'ım geliyorum. Ercan. Ercan'ım. Saşkın. Ercan'ım. Canım. Ay gülüm. Ay gülüm. Ne oldu? Biri mi öldü? Tübeler olsun. Sabah sabah ağzında gel aslında. Ne diyorsun sen Efe ya? Günaydınlar. Günaydın, günaydın. Hayırdır hanımım, ne oldu? İnşallah hayırdır, böyle bu. Dünden beri böyle. Ercan efendi, neyin var? Dünden beri bu böyle. Vallahi bana bütün gece yattık, uyuduk. Bu gece uykusunda başladı ağlamaya. Sonra uyandım, dürttüm mürttüm falan, gene ağladı. Sabah bir uyandık, gene bu hal, ne yapacağım ben Sadık? Allah aşkına ne olur, bir şey yap, bir şey bu, çare bul ne olur Sadık. Kocaman bir şey oldu. Hanımım sen de bir sakin ol, gözünü seveyim bir dur. Allah Allah, Efe. Oğlum su getiriyor. Nerede? Nerede? Nereden olacak? Çeşmenin dibinden.
Sen niye hemen kızıyorsun bana babaya? Benim de tersim döndü. İçmek için mi, yıkamak için mi diye sordum. İçmek içinse mutfaktan, yıkamak içinse şuradan hortumdan getireceğim. Ya oğlum hala konuşuyorsun ya. Bana bir bardak su getir, kurban olayım. Bak İngilizce water, Arapça may. La havle ve la kuvvet, hadi! Sakin sandık Allah'ım, takip. Ercan Efendi. Tamam, geçtim. Gülüm. Ay. Ya ne yapıyorsun Seyfettin ya? Hayırdır sabahın bu vaktinde kardeş? Hayırdır bu ne? Senin ahırı bana vermişsin. Yeri benimdir, içindekiler senin. İçindekiler nereden baksan 2 milyonun üstünde. Ya senden para isteyen mi oldu kardeşim ya? Aynı soruyu dün ben sana sormuştum. Bazı insanlar böyledir İsmail'cim, herkes anlayamaz bunu. Borç yiğidin kamçısıdır derler, doğru. Ama birine borçlu kalmak yiğidin sancısıdır. O yüzden benim mallar sende dursun. Maksat kafam rahat olsun. Vallahi sözün nereye adamsın ha. Kabul. Senin verdiğin ahırı dün verdiğim 2 milyona sayalım. Helal hoş olsun. Yalnız fazlası var dedim ha. Ona göre orası arada karışmasın. Sen hiç merak etme. Alırken de satarken de biz mutlaka dikkat ederiz. Hakka hukuka. Tamam mı? Muhasebeci tek tek onun böyle çetelesini tutar. Niye? Devlete bir yanlışımız olmasın. Oo! Seyfettin abi, hoş geldin. Eren, sen oğlum Seyfettin abini niye kapıda karşılamıyorsunuz da adam tek başına buraya kadar geliyor? Ağam müşteminatta çocuklarla kahvaltıdaydık da. Kahvaltı yapıyordunuz, he. Neyse, Seyfettin'ciğim, belli ki sen borcundan dolayı gece uyumamışsın. Sabahın salatı vaktinde buralara kadar gelmişsin. Bari gidelim de hadi kahvaltıyı beraber yapalım, he? Biliyorsun, ben şikenperver biriyim. Yok yok, sağ olasın, yemiş kadar oldum ya. Ya tertibim biraz nane malla da, aklım onda, eve gideceğim. Hayırdır inşallah? İnşallah. Ya tertibime bilinmez bir unutkanlık hasıl oldu da bakacağız artık ya, kurban olduğum Allah'ım büyük. Buna ne şüphe. Aa, açık net Samir'in babası. Ne iş var ki burada bu saatte? İnip sorsam mı acaba? Ya bana da çenen çıksın dersen? Seyfettin'ciğim ayaklarına sağlık. Hoş geldin, güle güle git. Bir daha geleceğin zaman bana telefon et. Sana güzel bir araba göndereyim, şoför göndereyim de böyle külüstüle gelme ya, arabaya bak ya. Bir dakika. O benim emektarım. Külüstürüm değil. Seyfettin abi, bu arada senin post fena yürüyor abi, fena. Benim post ne yapıyor? Yürüyor. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle?
Ben hayvan mıyım da benim postum olsun? Patronunun yanında senin ağzını yırtarım. Heh, ağzımdan aldın. Yırt bunun ağzını ya. Kötü bir şey demedim ki ya. Senin videoyu Insta'ya attım. Iniesta kim oğlum ya? Dur! Eski futbolcu. Hani Barcelona'da saçlarını diken, o mu? Hayır abi ya. Senden izin aldım ya senin videoyu Insta'ya atmak için. Ona post deniliyor. İnsanlar o videoyu çok severse o da yürüdü anlamına geliyor. Yüz binlerce insan seni şu an izledi. Viralde Allah Allah. Fena yayıldın. İyi. İyi dediğin öbüründen karışık ya. Viral ziral. Benim aklım ermez öyle şeylere. Vakit kaybı. Hadi hayırlı işler. Tertibim beni bekler. Hadi güle güle. Arabaya bak ya. Ağam, adam nasıl bir adamsa, askerlik arkadaşını ne kadar seviyorsa, tertibin beni çağırır dedi. Mükellef bu güzel kahvaltıyı reddetti. Şaka gibi ya. Ben de şimdi seni reddedeceğim, olacak ha. Oğlum, bu ne gevşeklik, bu ne lavallik ya. Sen beni perde birine edeceksin ya. Ne demek oğlum kahvaltı ediyordum ha? Adam ağzımızın içine kadar girmiş. Vay bu geldi. Ya başkası gelseydi? Ben bu kadar adamı boşuna mı besliyorum? Ağam sütçüyüm süt getirdim demiş. Bizim çocuk da elinde bir bidon sütle gelince ben aslında hemen orada uyandım. Tedbiren koşarak geldim ağam. Ama o da o esnada oraya gelmiş bulunmuş ağam. Adam 10 dakikadır burada oğlum. Çayın yarım kalmasın diye kalkmadın değil mi? Estağfurullah ağam. Neyse. Sen şimdi git, muhasebeden birini al, hayvancılıktan anlayan biri olsun ha. Yanına birkaç daha adam al, işlerin var. Oğlum bak, vallahi kalbinizi kırmak istemiyorum ya. Vallahi kırmak istemiyorum ya. Yürü git hadi, yürü! Bunlar beni fıtırtacak ya. Vallahi fıtırtacak ya. Kalplerini kıracağım, bir şey değil. Allah Allah. Alın bakalım kızlarım beni, güzellikler. Abi! Hop! Yasemin arıyor. Hem de bu saatte. Vallahi rüyasında gördü herhalde. Ya gelirken bir şey lazım mı? Bir şey istiyorum diye soracak olabilir ya. Sana ne oğlum? Ne soracaksa soracak Allah Allah ya. Ya oğlum sen de ne öyle bik 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 kız niye beni rüyasında görsün? Abi tamam kızma ya. O kesin zaten yeni motoru gördü rüyasında. E motorun da üstünde sürekli sen olduğun için otomatik olarak seni de görmek zorunda kaldı tabii. Ya yalnız gördüyse ensesinden görmüştür emme. Sürekli ensesinden bakıp duruyor arkada olduğu için. Siz kaşınıyorsunuz yine galiba. Efendim? Günaydın Tamim. Biliyorum işim vardır ama sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Babam burada. Benim babam mı? Evet. Neden sence? Vallahi bilmiyorum Yasemin. Sence neden geldi peki? Bilmiyorum dedim ya Yasemin. Yok onu anladım da. İkinci neden belki tahmin ediyorsundur diye. Çünkü bilmiyor olabilirsin ama tahmin ediyor olabilirsin. Yok tahmin de edemiyorum Yasemin. Sadece bir saat kadar önce geldi 10 kilo tut aldı buradan. Neden? İçmek içindir Yasemin. Ha. O zaman ben ineyim hemen babama sorayım neden gelmiş. Sor Yasemin. Samim, bana ağzın çıksın der mi? Demez yani herhalde bilmiyorum. Of sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam görüşürüz. Allah'ım ben ne günah işledim ya Rabbim ya. Şşş. Abi ne oldu? Hayırdır? Babam ya. Yasemin neredeymiş? Neden? Bilmiyorum. Ya bu saatte gittiğine göre vardı mutlaka bir sebebi ya. Neymiş? Çocuk haklı abi. Ya babam sabahın köründe İsmail Bey'e süt götürmeye gitmediğine göre var bir şey. Aynen. Dur bakalım. Hadi çalışalım hadi. Hadi hadi. Hadi. Günaydın.
Günaydın Berceste kızım benim. Minnoşum. Gitti mi Samim'in babası? Gitti, gitti. Çok merak ettim. Niye gelmiş? Ya merak edilecek bir konu yok ya. Ama baba çok merak ediyorum. Hatta o kadar çok merak ediyorum ki şu anda merakımdan ölebilirim. Söyle hadi niye gelmiş? Ya kızım merak edilecek bir şey yok dedim ya. Sana süt getirmiş taze taze içesin diye. Çok mantıklı. Ama keşke yetişebilseydim ya. Ben de onunla birlikte köye giderdim. Üzülme kızım. Ben ahıra gideceğim. Seni de götürürüm. Beraber gidelim. Niye ahır? Kızım, ahırda özel incelemelerim olacak. Tamam mı? Hadi şimdi taze sütten kaynatsınlar. İç güzel güzel. Şifa olur yavrum. Bak, ben her şeyi yiyorum. Maşallahım var. Hadi sen de ye. Yok, içemeyeceğim. Sen ye güzel kızım işte. Mis gibi tazecik. Her yerde bulamazsın bunları. Ne kokuyor babaanne? Ama biz bunları çoktan atlatmıştık kızım. İstanbul'dan ilk geldiğinizde atlatmıştık bunları. İstanbul'dan mı gelmiş bunlar ya? Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Anlaşılacak gibi de değil zaten. Bu sarı papatya kaç gündür burada? Ya Durucuğum, bak sen iyi değilsin. Sende bir şey var. Zehirlendim işte anne. Ya zaten dün akşam yediklerini sayarsam... lahmacun arası közlenmiş patates, yaprak sarma... piş üzerinde vişne reçeli. Aa, bu çocuk niye böyle yarım yamalak konuşuyor acaba? Ay anne, yengem çok kötü ya. Aa. Kızım, ne oluyor sana? Duygulandım anne, görmüyor musun yengemin halini? Ya tamam da sen kendini görmüyor musun? Kalk da bir aynaya bak. Şart mı? Böyle hadi gidelim dükkanı açalım hadi. Ben de yiyorum. Ben dedi. Ya kimmiş ya bunun ebesi? Ay Sevda yok be kızım ya, ne ebesi? Ne ebesi? Ben daha yiyorum diyor çocuk. Ha sahi kim bu çocuk? Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Tez zamanda şu masum kuluna bir şifa ver. Amin. Amin. Geldim. Ay dur. Sen kal. Ben kapa karım. Ay git kızım git. Bir şey var bunda. Hadi bakalım hayırlısı. Allah Allah. Saat çok erken de değil. Niye açmıyor ki? Ay acaba cebinden aradım diye mi açmadı kadın ya? Mesaj mı atsaydım ki? Ay yok canım. Mesajda da olmaz öyle. Bir şey olur, bir garip olur yani. Neyse. Ay burası da bir soğukmuş ya. Şunu yakayım bari ben. Şunu alayım. Da burada hemen bir anda sıcak sıcak vallahi. Aa. Bu ne ya? Kutu öyle. Ay ne var içinde bu? Ay inanmıyorum. Aşkısım ya. Oyuncaklarını saklamış. Ay, kıyamam ya. Aşkısım ya. Ay neler neler var içinde. Çok güzel. Hekim Hanım arıyor. Ay
Alo, Hekim Hanım merhaba. Ay sabah sabah sizi de aradım böyle. Rahatsız etmedim inşallah, kusura bakmayın. Uyandırmadım değil mi? Ha, anladım. Ne güzel doğumdaydınız demek. Ne güzel. İnşallah yakın zamanda bize de nasip olacak. Ben mi? Ha yok yok, ben daha doğurmuyorum ama yani çok az kaldı bizim de doğuma. Ay Hekim Hanım, ben size şey diyecektim. Benim bir arkadaşım var, sizden randevu almak istiyor da. Ha, akşama kadar doluyum diyorsunuz. Anladım, anladım. Aa, ne ki bunlar burada be? Efendim Dudu. Heh, alo Baydegül. Günaydın, ne yapıyorsun? Uyandırmadım değil mi? Ay yok ya, apar topar teyzeme gidiyorum. Aa, bu saatte niye ki? Ay Ercan enişte ağlıyormuş. Bütün gece ağlamış, susmamış. Aa, neden? Ya, bilmiyorum ki, sinirleri boşaldı herhalde. Ha, anladım, anladım. Ay neyse, benim şu doğum doktoruyla konuştum şimdi. Buluşuyor. Sabah sabah kimle konuşuyorsun ya? Hı? Oğluşumu kim rahatsız ediyor affedersin? İnternet şeycileri sever. Ver, ben gerekli cevabı veren ver. Ay yok yok, aşkısım değil. Badegül'le konuşuyorum ya. Hı, bir saniye. İçeri niye gidiyorsun? Ya Badegül içeriden bir şey istedi, ona bakacağım. Vallahi akşam kahveyi çok kaçırdık. O da uykuyu kaçırdı. Sabaha kadar uyutmadım. Oh. Girdim şimdi içeri. Şakir'e de bir şey demedim, Allah haberin olsun. Çünkü soru üstüne soru, soru üstüne soru darlayacak beni. Şakalar falan yapmaya kalkacak. Sonra gidecek İnsaf'a söyleyecek. İnsaf hemen Yıldız'a yetiştirir. Yıldız zaten el sanatlarına gider söyler. Ah, tamam işte, el sanatları öğrendim. Sen bütün köyü öğrendin say. Ay Dudu, ne çok konuştun. Yani iyi yaptın tamam da doktor ne dedi onu söyle. Ha, doktor bütün gün doluymuş, doğumları falan varmış. Ay ne oldu? Dur dur bir saniye. Aa, Şakir ne yapıyor? Çok enerjisizim. Yatak sankın bütün enerjimi emmiş. Ay oh be, sonunda ısınmış, sıcacık olmuş vallahi burası. Ay ne oldu, banyoya mı girdin? Ay yok kız, bizim dış mutfağa geldim. Az önce buz gibiydi, ocağı yaktım da şimdi ısınmış. Ay vallahi kuyruk gibiler peşimde Badegül. Hiçbir yerde doğru düzgün konuşamadım ya. Hah, geldi. Kızım, böyle küçük pembe bir poşet kaybettim. Sen onu hiç gördün mü? Ah be anne, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ay çık çık, evin sınırlarından dışarıya çık. Sokakta konuş. Bak bana, sokaktayım, rahatım. Ay süpersin ya. Ben daha fazla sinir olmadan çıkayım en iyisi. Doğru diyorum vallahi, doğru. Aa. Ay bunlar ne ki böyle? Alo. Ha. Ay ben
konuştum şimdi ama öğleden sonra doğumları varmış. Ama isterse akşam gelsin o zaman bakarım dedi. Sen akşam gidebilir misin? Ha, giderim giderim. Ben Halim'le de konuşurum. Onun işi daha önce biter zaten. Ha, süper işte. Ya bir de bu Ercan abi niye sürekli durup durup ağlıyormuş? Onu da bir öğreniversene. Öğrendikten sonra da bana söyle. Vallahi bak çatlarım geberirim burada meraktan. Gebertme yani beni. Tamam mı? Tamam canım, görüşürüz. Tamam. Tamam canım. Hadi öptüm seni. Hadi bay bay. Oh, bunu da atlattım vallahi. Kimseye çaktırmadan çok şükür. Selam. Aa! Kimmiş o doktora giden? Ne oluyor ya? Ha? Kız. O ses senden mi geldi? Canlık olarak? Evet Şakir. Şey ben böyle bir anda Yıldız'ı karşımda görünce bir korktum ondan. Yapıyorsun kız sen? Hı? Dolusyonun karşısına niye sabah sabah çıkıyorsun, korkutuyorsun ha? Karnında oğluşum var benim. Sesinle de etkileniyorum şu anda ya. Tamam Şakir'cim. İyiyim bak. Çocuk da iyi, ben de iyi. İyiyiz biz. Tamam mı? Merak etme. Hadi sen gir içeri. İyisin mi? Değil mi? Bak. İyiyim. Gayet iyiyim. İyi kızım, bir şey yapmayın böyle ya. Sabah sabah. Hadi hava serin, hadi. Hadi içeri hadi. Tamam, geliyorum birazdan, hadi. Sorma cevap alamadım. Kimmiş o doktora giden? Ya sen ne arıyorsun acaba buralarda? Ha, ne dolanıyorsun? Hiç, yürüyorum öyle, bu tarafa doğru. Şişt, bana bak, Bade güldü değil mi o? Ercan abi niye ağlıyor falan diye sordun, oradan anladım. Tebrik ederim Yıldız'cığım, bildin. Evet, 10 puan sana. Ne yapacaksın acaba şimdi bu bilgiyle? Ha, evet, Bade gül, ne yapacaksın? Bir şey yapmayacağım. Merak ettim. Hani sen hep böyle merak ediyorsun ya, onun gibi bir şey. Aa, yok ya. Ben miymişim o hep merak eden? Değil misin? Yani değilsen değilsindir. Neyse, bu arada herkese söylüyorum, senin de aklında bulunsun. Biz çiçekçi arıyoruz. Niye? Çiçek mi alacağınız? Hayır, çiçekçiyi alacağız. Hani İnsaf'la bir ara konuşmuşsunuz ya, İnsaf böyle çiçekçi açacağım falan demiş. Biz oturduk, konuştuk. Uygun bir çiçekçi bulursak alacağız inşallah. Neyse, ben seni çok tutmayayım. Gün içinde görüşürüz zaten. Hadi bay. Aa, kıza bak ya. Geldi, 2 dakikada havasını attı, bastı gitti. Ay, çiçekçi alacağız, onu alacağız, bunu alacağız. Vallahi o sırf bunun için dolanıyordur kesin buralarda. Bilirim ben onu. Kesin. Hadi ziyade olsun, ziyade olsun. Sadık, bu böyle olmayacak. Biz doktor çağıralım, bir çare bulsun buna. Bu böyle olmayacak. Oh, afiyetler olsun ya Rabbim. Oh, maşa şifa olsun. İstemem! Doktor istemem ben. Benim yarama doktor iyi gelmez. Benim yarama merhem olarak Meryem iyi gelir. İyi peki, hadi bakalım. Allah'ım. Çiçek organizasyonunu yapmadın bu sabah. Onun yolunu mu yapıyorsun enişte?
Doğru konuş. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Yolunu yapıyorum falan diye. Adam hastetme. Hani ben de öyle yapardım ya küçükken baba. Bir şey yapamayınca, unutunca. Ağlardım ki kimse kızmasın. Uzatma. İşte bile. Ben Meriç'e kalırım. Hatta yeri gelir çiçekçi bile alırım. Ha. Ama olay o değil işte. Ne olayı? Aram. Dur gülüm. Ne oluyor ya? Ağlıyor kızım. Bakalım çıkacak kokusu. Ay enişte iyi misin? Ya Allah aşkına kızım bakıyor bir de iyi misin diyorsun. Görmüyor mu halini adamın ya? Ay teyze sen de adım sarıp sarmalamışsın. Bırak da bir nefes alsın. Ben. Bırakma beni. Tamam bırakmam seni. Bırakmıyorum ben seni. Aşkım. Aşkım bak. Bak yukarıda kuş var. Bak canımın içisi. Bak 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 gördün mü? Bak gördün mü? Bak kırmızıya bak. Bak 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 bak. Kırmızıya bak bana değil. Bak gördün mü kuşu? Sakin. Sakin. Bırak bak. Sakin. Sakin. Sakin sakin. Gitme ama ya, gitme ya. Allah'ım yarabbim, ses oldu size çocuğum. Ercan efendi. Ya Ercan efendi. Alo. Ha, Nurcan Hanım. Hayırlı sabahlar canım. Ha, sana da canım. Ne oldu sabah sabah, söyle. Nurcan Hanım, şimdi ben sana bir şey danışacağım. Belki sen bilirsin diye, ha? Bilmem, danışacağın şeye bağlı. Laf sokma şimdi Allah aşkına sabah sabah. Bir şey danışacağım dedim ya Allah Allah. Laf falan sokmuyorum Meryem. Evet söyle ne oldu? Can Hanım şimdi senin bu kalbin... Kardeşim var ya sürekli ağlıyor. Yani laf arasında da sordu kendisine hiçbir şekilde söylemedi. Sürekli zırlıyor ağlıyor. Ne yapacağız biz bu çocukla? Şey valla yani çocukken de öyle olurdu. Bir anda ağlaması tutardı. Ergenken özellikle. Yani bir anda ağlamaya başlardı. Saatlerce sürerdi biliyor musun şekerim? Ay. Ha. Neye ağladı belli değil yani. Konusunu bilmiyoruz öyle mi? Yani genelde parasını kaybettiği zaman ağlardı. Ha. Ya da sebepsiz yere parasını harcamak zorunda kaldığı zaman. Aman! Sana da bir şey sorunda kapat zaten. Münasebetsiz. Daha iyi de. Çöpeler olsun ya. Yok ben doğruyu söylüyorum. Meryem. Suratıma kapattı. Münasebetsiz. Kızım. Kızım. Ay durun. Ne oldu hanımım ne dedi? Aman Allah aşkına Nurcan işte sabah sabah delirtiyor adamı ya. Yok efendim bu Ercan parayı kaybettiği zaman ya da parayı verdiği zaman ağlarmış diyor. Bir dakika bir dakika tamam. Ne? İş çözüldü. Şimdi oldu. Ercan efendi. Sen Efe'nin motoru çalındı. Efe'ye tekrardan motor almak zorunda kalacağım. Param gidecek diye ağlıyorsan. Biz sana şaka yaptık yahu. Efe'nin motoru çalınmadı. Bu ne demek ya? Ne oluyor ya? Ya hanımım. Bu Ercan efendi geçen de Efe'nin motorunu saklamış şaka yapacağım diye. Yok artık. Biz de aldık bunu sakladığı yerden başka bir yere sakladık. Şimdi o motoru çalındı sandığı için Efe'ye tekrar motor alacağı için de parası gidecek ya. Ondan ağlıyor işte. Biz diye konuşuyorsun ama ben olayların tamamen dışındayım baba. Hatırlatırım. Sonra ihale bana kalmaz. Ay boş ver ya. Allah aşkına buna mı ağlıyorsun ya? Yine yırttın yani Ercan ha. Ben alırım gerisini ona. Niye sen üzülüyorsun? Yazık değil mi gözyaşlarına? Günah kıyamam ben sana Ercan'ım ya. Ana bu yere başladı. Ercan. Ercan. Kusura bakmayın. Benim biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Ercan. Ercan'ım. Hanımım, hanımım. Allah aşkına bırak biraz yalnız kalsın. Belki iyi gelir. Hem de sen dinlenmiş olursun. Otur. Ölelim mi diyor? Hı. Kıyamam. Ha. Ercan. Aşkısım, bugün Durularla mobilya bakmaya gideceğiz. Bak sakın plan yapma tamam mı? Hem de ne olursun insanların yanında böyle yakışıksız yakışıksız hareketler yapma Şakir'cim tamam mı lütfen. Bir salise ya. Benim kimin yakışıklılıktan yıkılan bir herife sen yakışıksız diyemezsin tamam mı? Ya aşkısım sana demiyorum ki ben onu. Hem sen benim gönlümün sultanısın. Gönlümün mü? O ne kız? O da işte üzümüzüme baka baka kararır demek Şakir'cim. Neyse sen orada kimsenin kalbini kırma bana yeter tamam mı? Ben bu işten zaten yeteri kadar kırıldım. Konuşacak halim bile yok.
Ay ne yapıyor ya? Pembe poşet arıyormuş. Pembe? Ha şunu mu? Aa. Aa. Ay vallahi o galiba. Hay Allah ya. Neyse çıkınca söyleriz madem artık. Aşkısı. Bu arada velilerin oğluşuma oda almasına gerek yok. Ercinettin'e ben zamanımda bir avans verdiydim. Bugün onu getirecek. Parayı verecek. Parayı verince de oğluşuma en kral odayı ben alacağım. Ercan abi. Oho Şakir'cim. Mümkün değil bence. Gelmez o para. Yok kızım getireceğim dedi ya. Vereceğim dedi parayı. Şakir'cim mümkün değil. Oh. Çok özür dilerim. İlk defa yaşıyorum bu duyguyu. Sizi elimle ellere vereceğim. Ama bir gün mutlaka geri alacağım sizi. Söz. Sizi ve daha çok kardeşlerinizi geri almak için bütün bunlar. Deste deste. Balya balya. Ne olur beni affedin. Bağışlayın beni. Şimdi bak bak. Senden bir ihtasına girelim. Var mısın? Hı. Ercanettin parayı getirirse ben kazandım. Oğluşuma odanın takımını ben alacağım. Veli kalmayacak, tamam? Aa olmaz Şakir. Bak her şey konuşuldu, okeylendi. Olmaz, çok ayıp olur. Zaten hep başkalarına ayıp oluyor. Hiç bana ayıp olmuyor. Aşkısım sen niye bozuluyorsun bunu Allah aşkına ya? Hem zaten Ercan abiyi tanıyorsak o para bize gelmez. Kız gelir. Gelmez. Biraz oluşuyorum. Akşam gelirim. Hadi dikkatli. Aa bak, bak. Gidiyorsun hemen takip ediyorsun. An be an bilgi veriyorsun. Anladın? Haydi. Yürüyerek mi? Motorla gidersen duyar benim akıllı oğlum. Sese döner bakar görür. Aynısını düşündüm ben de. Motorlu diyorsanız olmaz diyecek. Asın şunu. Al oğlum al al. Dolmuşa işte ne bileyim otobüse, taksiye, maksiye falan binersin. Yalnız onlara binerken de maskeni takmayı unutma, paralarım seni. An be an virgülle virgülle bana haber vereceksin telefonla. De haydi. Bu hala duruyor. Işınlan haydi. Hanım. Hı. Ben de gideyim şu sütü alayım. Çocuklar mesaj atmış, kazanlar doldu diyorlar. İyi tamam hadi bakalım maşallah dikkat tamam. Dikkat edin kendinize hadi görüşürüz. Hadi. Dikkatli. Şş, sen de bize kahve yap bari hadi koş hadi. Yapayım. Allah'ım yarabbim ya Resulallah nasıl bir gün bu yarabbim ya. Ha ben ne yaptım acaba? Ne yaptım da bana böyle oluyor acaba? Suçum ne? Aşkısı çay mı gittin? Evet Allah aşkısı. Attın mı şeker 5 tane? Attım Şakir'cim attım. Atılmış gibi durmadı da. Oh eline sağlık. Aşkısı ben bu Ercanettin konusunda ciddiyim ha. Aşkısım, sen ciddisindir de o değildir zaten, olay o. Yok kızım, o da ciddi ya. Paranı vereceğim dedi. Hatta senin paranla ortak ticaret falan yapalım dedi. Tabii canım. Yani bir tek zeytinyağısı fabrikasyonuyla bütün yumurtaları aynı zebette taşıyorsun. Zebetin altı denese ne olacak? Bütün yumurtalar pert olacak falan dedi. Bir sürü bir şey söyledi. Anne! Ha çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Bir ileri bir geri. Ne arıyorsun? Ya ben bir şey arıyordum. Sonra ararken ne aradığımı unuttum. Şimdi de ne unuttum arıyorum çocuğum işte öyle. Şu pempiş poşeti mi arıyorsun? Ha, ay 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 işte o aman. Ne var içinde? Ha,
Bir şey yok çocuğum. Öyle vitamin, biraz kırgınlığım var da. Vah kuzum, vah yavrum. Vah anne ilgilim, vah. Aşkısım, bir şey diyeceğim. Sen bu Ercan abiyle gerçekten iş yapmayı düşünmüyorsun değil mi? Yani düşünmüyorum da... Aşkısı ne bileyim ya, köylük yer. Ya bir tek zeytinyağısı fabrikasyonu var. Hayır, fabrikasyona bir şey olmuş olsa o zaman ne yapacağız? Hadi onu da geçtim. Zeytinliklerimiz var. Allah göstermeye, Allah korusun. Yansa ne yaparız? Ömür boyu ajanırız vallahi. Ya hadi biz seninle idare ederiz bir şekilde. Ekmek, soğan yeriz. Bir şekilde karnımızı doyururuz. Yani kıymasız lavajun yedikleri kendimizi avuturuz. Ya ama bak, bebeğimiz yolda geliyor. O ne yiyecek, ne içecek? Onun istihbalini düşünmek zorundayız. Doğru diyorsun aslında aşkısım. Sen biliyor musun, yıldızlar da çiçekçi açmaya karar vermişler. Ya insaf baya baya çiçekçi arıyor. Ek iş yapacaklarmış. Ay anne o. O insafa bak hele sen, o insaf. Nasıl bir çocuk bu böyle? Bu nasıl pis bir çocuk bu? Her iş var bunda. Ay ay. Aşkısım, Yıldız da geldi, beni bir güzel kıskandırdı, havasını attı, attı gitti. Ne? Biz Halise ya, benim Dudusyum'a birinin bir şey atmasına ben hayatta katlanamam. Çok fena ayar oldum şu anda. Oh. Ay ne oldu? Ama yeri gör ki, ayağa kalkacak bir de halim. Biriyle dalaşacak celalim yok. Oh, vay. Aha. Ercan ettiğim meş azladı. Şakir, aynı yerde buluşalım, emanetini getireceğim. Ah, gördün mü? Bak, parayı getirecekmiş işte. Emanet demiş ama aşkısın, farkındaysan. Para dememiş ki. Kızım, delikanlılık raconunda emanet eşittir, nakittir. Bunları öğren ya. Hadi ben üstüme bir şey alayım da oradan da kaçacağım. Of, iyi tamam, ben de çok üşüdüm. Ocakta ayaklarımı ısıtacağım biraz. Niye ya? Ocağa daha çok var. Şimdi ısıt. Şimdi Kasım'dayız. Gidemiyorum bile. Kusana ağzıma. Kaç oradan. Hani? Ne yapıyorsun? Vitamin mi içiyorsun? Yok, su. Vitaminler ne oldu? Yok vitamin. Yeni mi kaybettin? Ha. Ah, tüh, görüyor musun? Bak ben Sevda'yı arayacaktım ya. Veli, al sen iç bunu, çocuğum da ziyan olmasın. Sağ ol, benim için fazla. Beni mi kırçın? Yok canım, estağfurullah. Kız. Ne oldu? Heh, içtin mi hapını? Yok. İçmedim galiba. Bilmiyorum. Kız saati geldi. Hadi iç iç. Ha, tamam tamam. Kapat. Oldu. Şöyle. Aa. Ay. Şakir'in kutusu yok. Ay. Ay Allah'ım ya. Nerede bu kutu? Anam. Eyvah eyvah. Annem yoksa bunu geldi de ateşe mi attı ya? Eski kutu, bunun burada ne işi var diye.
anne. Ay ne oldu? Ha. Ay anne. Şakir buralarda mı? Nerede? Bilmiyorum. Ha. Şakir oğlum. Sus anne. Odadayım anne. Ne oluyor? Aşk kızım ben seni şeyde bahçede göremeyince merak ettim. Ondan şey et dedim yani bir şey yok bir şey yok. Ha, anne bir gelsene. Gel 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 koş gel. Ay ne oldu? Gel. Şu oraya bak ya. Bir odaya gidiyorum. Hemen merak ediyorum. Demek ki ne kadar çok seviliyorum. O ne o? Ay da. Ne olacak bendeki bu düşük kot? Kota girdim mi çıkamıyorum arkadaş ya. Aha. Hani infitamisleri değil mi ya bu? Vallahi kadın madın. İki tane çakacağım vallahi. Bir tane ben de ölmem herhalde. Anne, bak şimdi ne olursun hatırla. Burada böyle kocaman bir kutu vardı. Şimdi yok nerede? Ay hiç bilmiyorum ki ben. Ya anne, ben kendi ellerimle koydum buraya ama şimdi yok. Ay Şakir almıştır kız. Yok, yok Şakir hiç girmedi ki buraya. Şakir alamaz. Ateşe atmadın değil mi? Ne olursun atmadım de. Ateşe? Ha. Ay yok canım atmadım. Oh. Atmamışımdır değil mi? Anne ne olursun atmadım de. Ya bak Şakir yıkılır. Hatıralarına ne kadar değer verdiğini biliyorum. Bir Beşiktaş forması için bile neler yaptı hatırla. Hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum çocuğum. Ay yok yok yani hatırlamıyorum. Ne yapayım? Anne nasıl hatırlamıyorum? Allah aşkına hatırlamıyorum. Şakir kapıyı açar ve kaçar. Burası ne kadar sıcak böyle. Yürü deşeğini dökersiniz. Hadi abi şimdi şey yaparız. Anne ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız çocuğum? Of Allah'ım doğuracağım şimdi ya. İyi misin? Değilim anne, değilim. Leyla, aklı sıra beni takip edecek. Aa, bu nereden çıktı ya? Tam sırası. Ne yapıyor Efe? Stabil. Ercan işlemi gördün mü? Gördüm. Nerede? Şu tarafta. Sağ ol. Şuna bak. Ne haber? Aa, sen nereden çıktın ya? Ne bu lakaytlıklar? Ne haber falan? Hayırdır? Seni Efe'den kurtardım. Yerini de söyleyebilirdim. Daha ne istiyorsun? Sen onu bunu boş ver de çiçekçi alacak mısınız? İnsafı darlıyor musun? Çocuk söyledi. Ha evet bakıyoruz. Uygun bir yer bulursak alacağız inşallah. Kısmet. Akyol'da var mı Muğla'da? Aa sen nereden biliyorsun? Dün gördüm. Vallahi bu hemen polis karakoluna gelmeden önce sağa dön. Hemen sokağın içinde. Önü falan da çok güzel ferah. Bak ben de sana bir iyilik yaptım işte. Hemen insafı sıkıştır. Fiyatı da çok iyi ha. Ya ne kadar? 3 öküz. 3.30 mu? 3 öküz. Sen insafa söyle o anlar. Hadi. Güzel çekler, bol aranjmanlar. Bays. Sağ ol. Eyvallah ya. Neyse. Bu da bana yaptığın kabalık için olsun. Efe, Ercan arkandan geliyormuş meğer. Seni takip ediyor. Ercan arkandan geliyormuş meğer. Seni takip ediyor. Aha.
kız. Gel. Ay. Gel canım, gel. Gel. İç şunu bakayım. Of. Al canım, iç. Oh. İçemiyorum. Ay bittim. Çok fenayım anne, ne bu böyle ya? Saatlerdir çıkamadım resmen. Anne, acaba yengemden kolit falan mı bulaştı bana ha? Ya kızım, bize bulaşmadı, sana mı bulaşacak? Ayrıca doğru dürüst yan yana bile gelmediniz. Yan yana gelince mi bulaşıyormuş ki? Lafı kaynatma, ne diyeceğimi biliyorsun. Bilmiyorum. Ya niye anlamamazlıktan geliyorsun güzel kızım? Bak, Badegül Dudu'nun doktoruna gidecekti. Ya sen de git onlarla bir takıl, bir bak bakalım, bir git bakalım. Çünkü bu bulantı normal bir bulantı değil. Hamile miyim yani? Değil misin yani? Ay yok anne, değilimdir ya, of. Aa, bak kızım, emin misin? Ya gecikme falan bakıyor musun ha? Yani bir kontrol ediyor musun kendini? Ay anne lütfen ya. Hem benim bugün işim var. Dudu'nun bebeğine mobilya almaya gideceğiz. İşim var vallahi ya, of. Ya sen niye kaçamak kaçamak cevap veriyorsun? Ha? Oraya da git, oraya da git. Ayrıca hamileysen de hamilesindir. Yok ben değilimdir diye yok sayamazsın. Yani kızım bak, senin normalde de doktora gitmen lazım. Her kadın her sene en az bir kere doktora gitmesi lazım. Ayıp değil, günah değil. Aa, ne kadar çok söyletiyorsunuz bu lafı bana son zamanlarda ya. Sağlık bu, sağlık. Ay yok anne, ben zehirlendim diye oldu. Yok öyle bir şey vallahi ya. Ay duru. Aa. Ay vallahi delireceğim. Vallahi de billahi de delireceğim. Sakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başka kim ağlıyor ki yenge? Ercan da ağlıyormuş da. Hani dedim, acaba aynı şeye mi ağlıyorsunuz bizim bilmediğimiz bir şey? Yok, benimki ondan farklı. Ufak bir yıkıldım da. Hemen halledeceğim inşallah. Ah. Hay Allah. Bro. Ne oldu? Anlat bakayım. Ya şşt. Nasıl de... Kader yenge. Kader. Satılmıyor ki bir yerde gidip yenisini alasın. Rabbim veriyor. Biz de çilemizi dolduruyoruz işte ha. Tövbe aşağı. İsyan ediyor muyum? Asla. Rocuğum, söyler misin? Ne oldu? Söyle bana. Tetimle içlendim. Yenge. Aklı gitti kafasında. Ya Seyfettin, hiç olmazsa seni hatırlıyor. Ben ne yapayım? Değil mi? Hey. Bir zahmet de o kadar da farkımız olsun değil mi yani? Zaman içinde hafızasına nasıl kazındıysam demek... Ya hafızasına kazındım emme. Bir o kadar da ruhuna nakşettim. Ruh. Senin bu ağlaman sevdadan değil. Bak konuğuna gelince ağlaman kesildi birden. Başka bir şey var. Ve söylemezsen gerçekten darılırım. Ya siz benim bütün derdimde yanımda oluyorsunuz. O dert size gelince bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Olur mu ama böyle bir şey? Yenge. Bak anamla Sevda'ya sakın bir şey deme. Emme ben ineklerin mecburen
İsmail'e sattım. Ne? Sus. Ne yapıyorsun ya? Nurcin, ne oldu kızım? Aa, Seyfettin hoş geldin yavrum. Hoş bulduk ana, hoş bulduk. Geliyoruz hemen. Tamam, tamam. Ya ne diyorsun sen Allah aşkına? Ben kimse duymasın diyorum. Sen bağırıyorsun ya. Burada sana en büyük sırrımızı açtık herhal. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Sen durduk yerde inekleri niye satıyorsun İsmail'e? Ya altınlarla dolu kübbadı yani. Evet. Demetrik bak buna. Ha? Bağış edecekti. Sevda da kaybetti bulamadı ya. Ha. Neyse. Bu İsmail benim yerime parayı vermiş. Ben de ona borçlu kaldım işte. Yani ölsem gitsem arkada kalanlara yük olacağım. O yüzden ben de ineklerimi İsmail'e verdim işte. Ya sen ne yaptın? Sen neden böyle bir şey yaptın? Delirdin mi sen? Ya altınları bulamasak da bir şekilde parayı denkleştirirdik. Şşş. Mumu'nun CEO'luk maaşı var sonuçta. Ha? Bir şey yapma ya. Mumu parayı sever. Ha tabii. Şimdi istesek verir ama onun uykusu kaçacağını benimki kaçsın. Altınları bulunca bozdururuz. Hesabı kitabı yaparız. İsmail'e parasını veririz. İneklerimi geri alırız. Ne yapayım? Ha? Seyfettin sen ne kadar hassas, ne kadar ince hesap bilen bir yüreksin. Sen ne kadar temiz kalpli bir adamsın. Sağ ol yenge. Kalp temiz olunca gözde sulanma yapıyor işte. Kızlarımı vermek çok ağırıma gitti. Ahıra gittim. Vallahi helalleşmeye bile gidemedim yanlarına. Ben onların yüzlerine nasıl bakacağım? Tamam bro, tamam. Yapma, ne olur yapma. Bak böyle yapma. Üzme kendini. Bak, ne olur yapma. Hadi. Çok ağrıma gitti yenge. Ben de tahmin edemedim bu kadar olacağını. Seyfo bro yapma, ne olur yapma. Bak, şimdi annem falan görecek, üzülür. Ne olur, hadi. Hadi yüzünü bir yıka. Hadi kendine gel, hadi. Yok, gerek yok. Seninle konuşunca içim açıldı, rahatladı acık. Şimdi gelirim kendime zaten. Bebeğine bak. Ne olur gözünü seveyim. Kimseye bir şey deme. Yok yok. Merak etme, ben hiç kimseye bir şey demem. Tamam, tamam. Ya bak, belki bir çare bulunur. Kızları geri alırız. Sen merak etme. Allah büyük. Hı? Sen şu suratını bir kendine gel. Tamam be, bir iki dakika bekleyeyim de kimse bir şey anlamasın. Oh. Sağ ol yenge. Allah'ım sen büyüksün. Çok büyüksün. Aha, Yasmin geldi. Kızların babasından geldi ya bu. Niye ki? Vallahi işte açık ciddiye bindi mi kayınpederi sendromu başla. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya benim bir arkadaşım vardı da kızla flörtleşirken günde 10 saat beraberdi. Ne zaman söz kesti, babası kızı dışarı salmadı. Nikah kıyıncaya kadar bayağı sıkıntı oldu yani. Sus, tamam. Merhaba. 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 Merhaba Samim, nasılsın? İyi, sen? İyiyim ben de. Bak, sana getirdim. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Oo, afiyet olsun. Fasulyeyi de pek severim ha. Gençler siz rahatsız olmayın. Burada şöyle bir incelemelerde bulunacağım, biliyor musun? Ben yardımcı olsaydım size İsmail Bey. Yok gülüm, siz yemeğinizin ya. Biz bak bu kadar adamız. Siz bakın keyfinize, biz hallederiz.
Yoğurt da iyidir ha, şifalıdır, yiyin. Doğru besleniyorsunuz, çok güzel. Gelin bakalım. Samet, CD getirdim diyorum o kadar. Hiç bakmıyorsun bile, niye bende değilsin? Yasemin, burada nerede çalacağız CD'yi? Cihaz mı var? Babamın arabasında. Çok güzel ses sistemi var. Sen şimdi otur, insaf sana bir paşa kızı çayı koysun, sen onu iç, tamam? Ali, sen de. Güzel. Bana bak. Buranın envanterini bir güzel çıkarın. Mallar 2 milyondan fazla ha. Mal sahibi öyle dedi. Haksızlık olmasın. Hatta şöyle bir şey yapın. Piyasa değerinin %3 üstünde hesap edin. Bana hakkı geçmesin, yazıktır. Benim hakkım onlara geçsin. Helali hoş olsun. Hem şimdi mal fazla çıkabilir. Öyle indire kandı yok. Sahibine iade edilecek. Tabii efendim. İsmail Bey, siz ne yapıyorsunuz? Eren, bu gençleri de asgari ücretin 2 katı maaşa bağlayın şirketten. Emrin olur ağam, ne demek? Şimdi bunlar çalışan olarak artık sırf baştan maaş alacaklar. Sırf baş güvencesiyle. Sigortalarını ne yapalım ağam? Oğlum, sigorta yaptıracaksın tabii. Garibanın hakkı yenir mi? Herkes çalışırdı, adamın sigortasını yapacak. Haksızlık etmeyecek. Artık garantidesiniz ha. Vallahi ömür boyu maaş. Hayırdır? İsmail Bey, biz kendi yerimizde niye maaş alacakmışız? Ya vallahi bunların da böyle efelenmesine bayılıyorum ya. Siz çok delikanlı adamsınız ha. Hem inceden ayar yapıyorsunuz hem de saygı gösteriyorsunuz. İkisi bir arada yani. Koçum, biz babanla ticaret anlaşması yaptık. Buradaki mallar benim ama yer sizin. Ha, size gelince ister çalışırsınız ister çalışmazsınız. Ben buna saygı duyarım ha. Aha bakın, alın, okuyun, inceleyin, anlaşmamız. Ha, şimdi bak, buradaki makineler falan var. Onları da güzel bir değerleyin. Yani belki satın alırız, belki kiralarız. Adam zarara uğramasın ya. Bize bakalım. Terme edeceğiz, yoksa malları fabrikaya sucuğa mı göndereceğiz? Hadi bakalım. La şu dana çok hoşuma gitti, bu var ya. Sucuğu ya. Sakin. Nazmış. Bak, şunu getir onu orada, besleyelim onu. Tamam mı? Günaydın. Günaydın. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bak, kaldırmadım sofrayı. Açsan yi. Vallahi ana, bir iki lokma bir şey atarım ha. Bu arada tertibim nasılsın? Halimeleri yoldun mu? He, yoldum yoldum. Çok şükür. He. Çok iyi, çok iyi, çok şükür. Çok şükür. İyisin maşallah. İyi, iyi. Çok çok iyi. Çok iyi maşallah. Yalnız ben bu katını çıkaramıyorum ya. Bunun bir kızı var. Kocasıyla geldiler. Kız sürekli çıkarıp durur. Ay. Ay, bir şerbetlimiz eksikti. O da oldu, tam oldu. Ne diyor bu? Durunun bulantılığa başlamış da kısmetse bakalım. Aa! Deme! Ya o yok diyor da, öyle yok demekle de olmuyor. Bakacağız, bilmiyoruz, bakacağız. Ay hadi inşallah. Say, nerede onlar? Sen o yanını sıkıştırınca bu yanını kapıdan sıvıştılar, kaçtılar. Ha iyi. Ya beni bir 5 dakika verin de bir üstümü başımı atın, bir elimi yüzümü yıkam da sonra gelip otururum. Şş. Çok iyi gördüm seni. Çok iyi, çok. Tez zamanda inşallah. Allah Allah, ne bağırıyor acaba? Ertecan. Oğlum,
Bu kağıda göre babam bayağı ne var ne yoksa vermiş adama, devretmiş. Ya babamın yazısı bu. Nerede görsem tanırım. Alayım onu. Bu bizde kalsın kardeş. Ya bak ya, Allah'ım ya. Şişt, oğlum atalım mı şunları ardına? Ya atmasını atalım da sonra babam bize kızarsa sormadan iş yapmayalım bence. Ara, sor diyorsun. Evet. E o zaman şey yapalım yani, sen mi arasan şimdi, bana patlamasın telefonda. Abi, abi olan sensin. Abiysem sana emrediyorum, ara. Ya bak, Fatih Sultan Mehmet'in çocukken tahta geçtikten sonra babasına yaptığı gibi taktikler yapma bana. Benim kafam işlemez o kadar. E abinim oğlum, ben sözümü dinle. Abi yap bir abilik be, ara işte hadi. Yazı tura atalım. Ya ben atmam, sen atıyorsan at. Tamam be, tamam. Söyle. Sen seç, öbürü benim olsun. İyi, yazı. Kiminki? Benimki yazı, seninki tura. Tamam, at bakalım, at. Hop 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 hop. Dur kızım, dur kızım. Yeme, yeme. Çıkar, çıkar kızım. Nerede, elimi nerede? Nerede? Ya yedin mi ya? Ya yedin mi ya? Ya of ya. Arada yuvarladı gitti tabii. Hayvanda mağaza gibi ağız var. Ya sen şu niye dikine atmıyorsun ki? Yamuk yumuk atıyorsun buraya. La oğlum, sanki para seninmiş gibi ne konuşuyorsun? Ne olacak yani, al. Ya attı kaç para sanki senin paranmış gibi diyor. At hadi. Ben kazandım. Nereye sen kazandın? Nereye sen kazandın? Tura geldi işte. Tura sensin. Senin araman lazım. Yuh abi, yuh ya. Bu huylarım var ya, aynı babama çekmiş. Olaya bak ya. Nasıl da hemen döndürüyorsun lafı? Hem kazandık hem borçlu çıktık. İnsanın kardeşine yapacağı zulüm mü bu be? Be. Tamam, tamam dur. Dur biraz güç toplayayım arıca. Tamam. Hadi nefes al ver, hadi. Seyfo bro. Ya? Vallahi kombinine hayran kaldım doğrusu. Mavi kot pantolon, üstüne sarı gömlek ve siyah yelek. Voila! Şükela! Olala! İşte, kadınla erkeklerin yanından bir an bile olsa ayrıldığında bir anda bu hale gelirsiniz. Karılarınızın kıymetini bilin. Ne bu hala böyle? Seyfo. Vallahi çok yakışıklı olmuşsun ya. Sen bekarken de böyle giyinirdin. Ben de seni pek beğenirdim. Aa, hatırlama var. Eltecan, beni hatırladın mı? Yok. Bir yerden çıkartacağım. Böyle dilimin ucuna geliyor emme. Çıkmayayım. Hadi ya. Hey Sami. Alo baba, sen ne yaptın ya? Ne yapmışım oğlum? Eve geldim. Kimseye de bir şey yaptığım yok. Anangil de çok iyi vallahi. Halimeleri yolmuş biliyor musun? Ya bu Kelle İsmail burada. Kim kim? Kelle İsmail ya işte. Ya geldi, biz babanızla bir anlaşma yaptık. Bütün malları ben devraldım diyor. Vay arkadaş ya. Hemen mahar adamladı o. Nasıl ya? Doğru muymuş? Doğru. Ya doğru da oğlum, ben hemen ağara geleceğini nereden bileyim ya? Bağış edilmeyen altınlar karşılığı inekleri verdim işte, ne yapayım? Doğruymuş, nasıl ya? Alo, baba. Bak adam yanında muhasebecisiyle gelmiş. Karlı mı değil mi hesaplayın, ona göre bakmayalım diyor. Yoksa inekleri sucuğa göndereceğim diyor baba ya. Benim ineğimi kimse sucuğa gönderemez arkadaş. Bekliyorum, bekle. E aman, kapıyorum kapa. Bekleyin, geliyorum. Seyfa, dolapta sucuk var. Getiren mi? Başlatma sucuğu önden. Oğlum, sen niye celallendin şimdi durup dururken? Hem sen mallığa niye odamı verdin? Doğru mu anladım ben? Ya ana, Allah aşkına dur ya. Kurbanın olayım, dur ya. Borca karşılık verdim işte. Ya olur da bana bir şey olursa mallar verdiği borca karşılık olsun. Bilsin istedim bunu, dedim ama o. Arkadaş prematüre midir, primitüre midir, yerinde duramamış. Hemen gitmiş ağır adamlamış ya. Sen babana danıştın mı? Sordun mu Allah'a verirken? Ya daha önceden de böyle olaylar olduydu da. Babam ben karışmam dediydi. He.
Belki o vakit karışmayacaktı. Bu vakit karışacak. Nereden biliyorsun? Olmadı Seyfettin. Ana kurbanın olayım. Bir de sen vurma be. Vallahi ciğerim yanıyor zaten ya. Dur. Ya gidelim de şu işi halledeyim. Sonra gelelim. Döv ne kadar döveceksem vallahi. Dur. Bekle ben de geliyorum. Niye? Ha, yanında biri olsun. Şekerim var, mikerim var. Oğlanlar var. Ha oldu. Oğlanlar da sana uyar. Fazla uzatma bunu. Yanında sakin olmasını bilen biri lazım. Hadi yürü. Bay kızlar. Allah Allah. Ha bu niye sinirlendi bu kadar ya? Sucuk yok diye mi acaba? Yok kızım. Sucuk var diye sinirlendi. He. İnsan. Ne yapıyorsun burada? Yıldızım, senin ne işin var burada? Vallahi ben sana müjdelerle geliyorum. Her seferinde nedense sürprizle karşılaşıyorum. Konu benim galiba. Merhaba Stare. Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Starelik. Neyse. İnsan, affedersin ama gerçekten burada ne yapıyorsun? İşte... Bana seni anlatıyor. He? Onun seni ne kadar sıktığını, ne kadar gergin bir insan olduğunu. İnsan? Ekmek musaf çağırsın, yok öyle bir şey. Vallahi yok öyle bir şey. Öyle diyor işte. Yalan. Neden bana değil de insafa inanmayı tercih etmiyorsun ki? Ya, tabii ki de şaka yapıyorum. Yok öyle bir şey. Bence senin insanlara güven problemin var. İnsaf, hadi gidelim. Yalnızım, gidemeyiz. Ağırdı sıkıntılı hava. Halinden samimi zor durumdular. Akdeş'ten bırakma, kusura bakma. Ya insaf, Ercan abi Akyol'da bir tane çiçekçi bulmuş, devrediyormuş. Çiçekçi kaçmıyor Yaldız'ım, gideriz sonra. Ama 3 öküzmüş. 3 öküz ne Yaldız'ım? Ne bileyim, sen ona 3 öküze devrediyorlar de o onu anlar dedi. He, o kadar bağlı bir şey değil yani. Hadi gidelim alalım, bak biz gitmeden bir de birisi alır insaf, hadi. He, biz gidersek kesin alacağız yani. Siz çiçek mi alacaksınız, çiçekçi mi? Ne yapacaksın acaba? Bence sen beni sinir etme. Ben ne yaparım biliyor musun? Babama söylerim. Sen daha yola çıkmadan babam gider o çiçekçiyi satın alır. Hatta ne yapar biliyor musun? Gider o dükkanları da satın alır. Hatta gider o sokağı da satın alır. Sen o sokağa bile giremezsin. Durun, 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 durun. Ana, Seyfettin amca daha geldi ya. Olay karışacak gibi. Sakin olun, bakayım açık sıcağı. Sakin olun. Seyfettin'cim,
Sen niye geldin bura? Ben aradım İsmail Bey. Oğlum, siz arada kalmayın, masaya geçin. Karışmayın. Gel kızım, gel, gel. Seyfettin'ciğim, biz hayvanların sayımını yaptık. %3'te pazarlık payı koydum. Hani sünnettir babından. Aklına yanlış bir şey gelmesin. Kalemi senin tarafına yatırdık. Bütün hesaplar yapıldı, bir tek bu hayvancağız kaldı. Ben diyorum ki hayvanı da Cücep kardeşim bir kessin, yatırsın, pık yapsın. Ondan sonra paylaşalım. Yarısını sen al, yarısını ben alayım. Ne senin hakkın bana geçsin, ne de benim hakkım sana. Hayda, durduk yere ben iş çıktı ya. Ben seni benim mallarımı al da sat diye mi verdim İsmail? Niye verdin? Elimde kağıt var. Malları ne yapacağım yazmıyor ki. Ya sen niye hemen fırsatçı gibi gelip benim ahırıma konuyorsun? Ben fırsatçı değilim Seyfettin'ciğim. Ben ticaret erbabıyım. Ben ticareti böyle yaparım. Önce giderim aldığım malı görürüm. Sonra uzaktan kumanda idare ederim. Ondan sonra oraya hiç uğramam bile. Seyfettin'ciğim, buradaki mallar benimse kararı da ben veririm koçum. Dersen ki yer benimle, çık git buradan dersen. Eyvallah. Ona da kalır. İsmail Bey, Seyfo Brom'un kızlarını sucuğa gönderecekmişsiniz. Karşınızda Yılmaz bir hayvan hakları savunucusu var, ona göre. Müdrik Şiyom'un Gökçe Hanım'ı sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Öyle bir düşünceydi ama arkadaşlar hesap çıkardı. Çiftçiliğe devam edeceğim ama senin aslanlar bende çalışırsa tabii, yoksa hayvanlar sucuğa gidecek. Aha, Sadık abi geldi. Bir cenaze levazımatçımız eksikti. O ne? Baksana, Redkit var, yanında Calamity Jane var, karşıda Dalton var. Ben neyim? Bir Redkit mi? Sen Şerif ol. Senin yıldızın var çünkü. Ya oğlum, dur güldürme gerginlik var ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. Hayırdır ya, mesele mi var? Dur, tahmin edeyim Seyfettin'ciğim. Pehlivan iyi çıkmadı, güreş o yüzden güzel olmuyor. Yok be Sadık. Biz beyefendiyle bir ticaret yaptık ama o biraz heyecanlı. O konuyu onunla bir kez daha konuşacağız. Ha? Onlar da zaten gidiyorlardı değil mi? Yeniden konuşacak bir şey yok. Sütçülüğü bundan sonra ben yapacağım kelli. Senin oğlanlar da maaşıyla çalışacak ha. Onlar maaşını biliyorlar. Çalışmazsa kendileri bilir. Hayvanlar sucuk olur sonra. Bugünlük bu kadar. Hadi bakalım. Yasemin, hadi kızım gideceğiz. Babacığım ben sonra gelsem? Beni kızdırma. Geç arabaya, babanı dinle. Buyurun. Baksana babam bugün ciddi galiba, bana bile kızdı. Şu afralara taflalara bak, havalara bak, konuşmalara bak. Ay sinir oldum resmen ya. Ne yapacağım? Altı patlarla sıkacağım mı arkasını? Karışma yenge sen. Kocam bunun CEO'su. Düzeniniz bozulur. Ne alakası var canım? Baba ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum. Bakalım nasıl sıkacağız içinden. Ya ne oldu? Bir şey söyleyin, gözünü seveyim. Bu mu oldu hakikaten mandırın sahibi? Şaka gibi değil mi? Ha. O oldu. Niye? Niye mi? Benim yüzümden. Seyfettin, bak Meryem Hanım bununla kavgalı. Ercan Efendi yüzünden. Doğru. O da gelsin, doğru. O da var. Bu adam ciddi. Normalde Yasemin'i hep dinler, hiç kırmaz.
Ama bak bu sefer kızı dinlemedi, bağırdı. Görüyor musun? Kızların yanına bile gidemiyor. Ya aferin sana kızım ya. Vallahi o kadar çok güzel oynadın ki. Vallahi bir ara ben bile inansım geldi. Daha inanıyordum sana ha. Doğru mu yaptık baba acaba ya? Baksana üzüldü insanlar. Bazen üzülmek iyidir kızım. Merak etme sen. Sonunda herkes gülüp geçecek. Hatta tüm küsler de barışacak. Ya. Ah, geldik ha. Görüşürüz teyze. Haydi bakalım, haydi. Ne haber fıstık? Çok fenayım. Midem bozuldu galiba, üşüttüm, bir şeyler oldu Badegül. Ay her şeyi yersen öyle olur. Sorma, şimdi de hiçbir şey yiyemiyorum ama bu mısır iyi geldi. Selam. Aa Veli, ne haber? İyi, senden? İyi. Muğla'ya inmeyeceğiz mi, o ne şimdi? Halim abim gelmedi ki daha. Tamam da Nurcan yengem vermiş turuncuyu, gelir şimdi. Şakir'e Dudu da yok. Onlar gelene kadar rahat duramam. Vakit bayağı değerli. Bildiğim patlak mısır bu ya. Bunu böyle nemlendirmişler. Sonra da kalıba basmışlar. Sonra da fırında kurutmuşlar. Yani ben bunu yaparım. Ay sen her şeyi evinde yap zaten. Ne yapayım, Duru öyle seviyor. Selam gençler, afiyet olsun. Ha, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ay, ay biraz geciktim ya kızlar, kusura bakmayın. Şakir de yok, işi varmış, işini halledecekmiş, öyle gelecekmiş. Biraz bekleyeceğiz artık Şakir'i. Ay o ne kız, bana da versene. Efendim? Ha, paşam ne yaptın, ne oldu? Vallahi bu iplikçi İbrahim'in arkasındaki eve geldi, öyle duruyor. Nasıl öyle duruyor? Öyle işte, bildiğin öyle. Amaçsız, ayakta, boş boş. Ha öyle duruyor. Peki ağlama zırlama? Hiç yok. Hiç yok, ağlama zırlama yok. Ha, sabahtan beri ağlama zırlamaları bizeymiş, öyle mi yani? Olabilir. Ay o zaman sen takip et devam. Takip etmiyorum ki, duruyor adam. O zaman duruyorsa sen de dur gözünden takip et, değil mi? Haydi de kapa. Tamamdır. Vallahi sıkıldım ama ya. Vallahi sıkıldım ya. Ya adama para vereceğiz diyoruz. Gel diyoruz. Saatler geçiyor, gelmiyor. Vallahi bana para verseler var ya, anında ışınlanırım oraya, anında. Aslında şu anda bir vazgeç isim de var ama neyse. Planımızın ilk aşamasını bozmayalım. Ne demiş Çin atasözü? Büyük balık için küçük balık feda edilmeli. Nerede acaba bu? Aliye. Neredesin sen? Ben bilmem neredeyim. Tepedeyim. Bir tepe burası. Zirvede.
beni. Ben zirveye çıkınca etrafındakileri unutacak insan değilim. Sen Ercan değil misin? Aa, bir saniye ya. Sen iyi misin? Bana pek iyi değilsin gibi geliyor. Nereden anladın? Ercanettin demedin bana. Evet. Yorgunum biraz. Gelecek misin buluşmaya? Geleceğim. Hatta hatırladım da ben niye buradayım ya? Ya sen bana konum at, ben gelirim oraya. Doğru söylüyorsun, buradan gelen geçim oluyor çok. Kolum. Tamam, açayım kolum şimdi, dur. Geldi. Bu niye yukarı çıktı acaba? Ha, akıllı seni. Dudu ve diğer herkesten gizli yapmak istiyor operasyonu. Sen var ya sen. Pelin teyzeyi de alsaydı keşke. Ya o bizi gezdiremez ki Duru'cum. Unutuyor sürekli sokakları. Sağ ol Badik'cim. Sağ ol. Ama ne bileyim yani tek başına. Tek değil ki Duru'cum. Dayımlara bıraktım ben onu. Orada oturuyorlar. Hem anneannem de başlarında. Babaannemin de bu çekisi. He paşam söyle bakalım nasıl durum? Yok, sağ olasın kızım, sağ ol. Ya sana demedim kızım diye, Allah Allah, bana güle dedim kızım diye. Hay çok şükür, dimam yerinde. Hiçbir şey olmadı. Sevdadan dolayı da bir şey de bulaşmadı. Ey tamam, hadi bakalım, sen takibe devam. De haydi kapa, kapa. Var mı eniştemden haber? Yani işte bak, raporu alıyoruz işte. Hani öyle stabil bir şekilde duruyormuş bir saattir bir yerde. Bir de telefon gelmiş, şimdi harekete geçmiş ama ne olur bilemez. Aa. Yani bu işin içinde bir iş var ama hayırlısından çözeceğiz inşallah. Yani bütün gün ağladı ağladı, şimdi garip garip hareketlerde bulunuyor yani. Hayırlısı. Vallahi hayırlısı. Afiyet olsun teyzeciğim. Olsun kız, köpüğünü de iyi yapmışsın ha. Ya bu kadar kısa tutsam yeter herhalde ha? Bence Nurcan Hanım'a tam gelir. Bence de daha fazla kesme. Bu sefer parmaklardan kısa gelir, Dudu'ya vermek zorunda kalırız. Tabii yani benim için olur da siz ne yapıyorsunuz ben anlamadım ya. Ya böyle ellerim üşüdü diye bana eldiven dikmişti ama apar topar anneme vermek zorunda kaldık. Benim eller de radyo anteni gibi olduğu için anneme büyük geldi. Şimdi beni yenisini dikiyor. Ver bakayım şunu bir. Ay yalnız bu güzel bir şeymiş ha. Bana da yapın, ben de istiyorum. Eldiven şık ama Veli'nin hareketi daha şık. Sevgisinin üşüyen ellerini bile düşünüyor. Gül'ü üşümesin istiyor. Neden? Çünkü güller üşüyünce solarmış. Oo. Badegül, sen nereden buldun bu lafı ya? Nereden çıktı şimdi bu? Halim benim için söylemişti. Aa, Halim abime bak sen. Ha, iyi insan lafın üstüne. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Halim, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya, durumlar biraz sıkıntılı ya. Hayırdır ya? Yapacak bir şeyimiz var mı? Yok, yapabileceğiniz bir şey yok. Ya, babam bütün inekleri Kelle İsmail'e satmış. Ne? Şişt, tamam susun ya, Meryem abla duyacak. Teyzemin işleri çok etkilenecek. Ama illa duyacak. Ya Sadık abi söyleyecekmiş zaten. Şimdi yoğurthaneye gitti sütleri boşaltmaya. Gelsin, söyler. İyi. Sadık abi halletsin o zaman. Hayırlısı artık. Neyse, biz geç kalıyoruz. Tamam, siz gidin Muğla'da görüşürüz o zaman. Geç kalmayın siz, gidin. Ay hadi, hayırlı haberler getirin inşallah ya. Allah bir can damı alayım şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat edin. Ay Allah'ım ya, nerede kaldı bu Şakir de? Gelmedi gitti yani. İyi ki başlamışım bak.
Kesimi o gelene kadar halledeceğim neredeyse. Ben arayayım bari şunu bir. Alo. Alo Şakir, neredesin ya? Neredeyim? Tepedeyim, tepe burası. Ya seni bekliyoruz boncuk tarımda. İnsanlar ağaç oldu, burada neredesin ya? Niye ki? Ne diyorsun Şakir, nasıl niye ya? Hani Muğla'ya gideceğiz ya, bebeğimize oda bakacağız ya hep beraber. Ha ben onu unuttum ya. Unutma Şakir'cim, unutma. Hadi gel, bekliyoruz seni. Niye de bekliyorsunuz? Aa. Ay Şakir, dedim ya boncuk tarımdayız diye. Ya Duru'nun oraya gel, hadi bekliyoruz. Ha, iyi hadi haberleşiriz, şey yaparız. Vah vah, başımıza gelenler. Ana biz geldik. Aha, bismillah. Perihan da mı burada? Kız sana diyorum ya. Seni de mi bulaştı bu? Vallahi bulaşıcı bu, ha, yemin ediyorum. Yok ya, okuyor galiba. Ne okuyor? Tövbe tövbe ya. Kafa bırakmadı ki bu kelle bende. Kusura kalma ana. Allah'ım kabul eder inşallah. Baba, ben ne yapayım, yakayım mı kendimi? Niye lan? Hayvanları kurtarmak için. Sonuçta ben o adamın yanında çalışmam. Ne yapacağım peki? Yani, Yasemin'e gideyim, kızı etkim altına alayım. O da babasına mobbing yapsın, bu kararından vazgeçirsin. Oğlum, adam kızını da tınlamadı. Kendin diyorsun. Ya babacığım, o bir anlık bir şeydi. Sonuçta kız sürekli mobbing yaparsa adam da herhalde bir yerden sonra vazgeçer. Değil mi? Deneyelim yani. Hem Yasemin deyip geçme, kız tutturdu mu bırakmıyor, fena. Ya aşık maşık olur da samim samim diye tutturursan ne yapacaksın lan? He? Alacaksın başına iş. İstemez. İşte babam, kendimi yakayım mı dediğim konuda o zaten. O kadar can kurtulmuş, karşılığında bir samim feda olmuş, çok mu? Abartma. Ya sizin nasıl bir değer yargınız var anlamak mümkün değil. Adamın yanına gidip çalışmam diyorsun. Sonra da damat olmaya kalkışıyorsun Samim. Damat başka yenge, damatlık çalışanlık gibi değil. En büyük damatlık tecrübesini biz yaşadık çünkü. Çalışan çalışır, emeğinin karşılığını alır damat. Hele ki Halil gibi bir damat. Hem çalışmaz, hem her şeyi almaya kalkışır. Evlerden ırak ya Rabbi. Ki duamı o kadar dürüst dilemişim ki. Halil de evlerden ırak. Ya Rabbel Alemin. Neyse. Siz bana bırakın o zaman, ben kendi yöntemlerimle halledeyim. Bak oğlum. Sonra bana gelip baba ben düğümlendim. Ben dolandım, çöz beni dime sakın. Bak başımda zaten ananızın durumu var. Tamam, beni delilendirmeyin ya. Herkese birbirinden korona bulaşır, ananıza Perihan'dan bunama bulaştı. Aa! Değil mi öyle? Kız vallahi maşallah var ha. Hiç boşun yok, hiç boş bulundurmuyorsun. Beni bak, sen ne yaptın? Gittin ahırda halimelerimi yoldun da geldin. Sevda'ya diyordun emme. Ana, vallahi çözeceğim ya. Söz veriyorum bak. Sakın babama bir şey deme. Tamam mı? Kaç zamandır zati gelmiyor. Duyarsa, öğrenirse küser. Daha da hiç gelmez vallahi. Hacımdan beni meseleleri de saklatıyorsunuz ya. Alacağınız olsun. Yaşıyor. Emme boşuna bilmiyor yaşadığını.
Hanımım tepeye geldi şu an. Niye yine? Ha? Biriyle mi de bulaşacak? Ne olacak? Sanırım. Yoksa insan niye buraya gelsin ki? İnternete çekmiyor olabilir tabii. Çeksin diye gelmiş olabilir. Köyde büyük sıkıntı var biliyorsun hanım. Ha, doğru diyorsun. Ey, takip edemem. Haydi kapa. Haydi. Tamamdır. Nerede bu ya? Aliye. Neredesin? Geldim ben. Nereye geldin sen? Nasıl nereye geldin? Ya beni tepeye çağırdın ya. Konum attın geldim işte. Ha ben onu unuttum ya. Ha? Unuttun mu? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo, ben boncuğa geçiyorum. Rusyum aradı, oraya çağırdı. Senin yanına gelemem. Hadi haberleşin şey yaparız o zaman, tamam? Olaya bak ya. Parayı bir türlü veremiyorum. Para benden gitmek istemiyor. Nasıl bir protonelsem parayı çekiyorum. Para resmen bana yapıştı ya. Ama beni bu parayı vermem lazım. Ne demişler? Para parayı çeker. O yüzden Şakir'i acil yakalamam lazım benim. Dur. Ben bu durumu bir teyit edeyim. Efendim Ercan abi? Alo Dudu, Şakir yanına giriyormuş, doğru mu? Ha doğru. Niye sordun ki? O da zaten senin yanına gelecekti, o doğru mu? Yani senin yanından mı ayrıldı şimdi Şakir? Biz buluşamadık, bir aksilik oldu da. Durun oralarda mısınız? Ay evet, buradayız. Oho, yani siz daha buluşamadıysanız biz burada boşu boşuna bekliyoruz yani. Yok yok, Şakir oraya gelecek. Hemen salmayın onu. Ben de şimdi yanınıza geliyorum. Koşuyor şu an. Niye ki ne? Bilmiyorum ki. İki kere telefonla konuştu. Şimdi koşuyor. Allah Allah. Biriyle buluştu mu? Yok. Hey o zaman tamam. Takip edemem. Sakın arkasının peşini bırakma. Da haydi kapa. Göreyim seni haydi. Tamamdır. Halim. Şimdi sen kelle İsmail'in yanında çalışmam diyorsun da. Öyle olursa ne olacak? Ya vallahi Badegül. Biz alışmışız kendi işimizi yapmaya. Şimdi kendi yerimizde, başka bir adamın yanında, yani yapamam ben. Bozar beni. Ha, inekleri bırakmayacağız bu arada. İnekleri kurtaracağız. Ona da bir yol bulacağız. Biz ne yapacağız peki? Yani teyzemin yanında çalışalım diyeceğim ama... yani onun da işleri kötüye gidiyor, baksana. Tarlalar var gülüm. Ben 6 ay tarlada çalışırım. Sonraki 6 ayda yapacak bir iş bulurum elbet. Dedem, insanın niyeti iyi olsun der hep. Yıldız'la İnsaf Çiçekçi dükkanı açacakmış, baksana. Acaba biz de mi öyle bir şey yapsak? Hem benim işletme sertifikam var zaten ha. Nasıl yani? Yıldız'la İnsaf Çiçekçi dükkanı açıyorsa biz de güzellik merkezi açalım o zaman gülüm. Sonuçta ben yıllardır her gün yüzlerce kızın bakımını yapıyorum. İyi, sen bu durumdan çok etkilenmemişsin, yüzün gülüyor. Vallahi etkilendim etkilenmesine de. Ya şimdi doktora gidiyoruz ya. İçimde böyle müthiş bir heyecan var ya. Acayip böyle kıpır kıpır içim. Ya sanki şu anki doktor bize güzel şeyler söyleyecek gibi hissediyorum. İnşallah. Olur, olur.
Burası mı? Burası galiba. Baksana etrafta başka çiçekçi de yok. Camı da bir şey yazmıyor bunun. Girip bir soralım. Yok ya. Gerek yok ya. Olmaz burası. Boş ver. Ya niye öyle dedin şimdi hemen? Ya ben bir ilk görüşte ısınamadım buraya ya. Ya insaf ya. Isınırsın, ısınırsın. Ben sana içeride infrared ısıtıcı da yakarım aşkım. Hadi ne olursun bakalım. Ben çok heyecanlandım. Hadi hadi gel bir soralım falan. Allah çok güzel. Selam aleyküm. Şunların güzelliğine bak. Kimse yok mu? Sahibi kimse dükkanda durmuyor anlaşılan. Ya Yıldız'ım zaten önceden burası bakkalmış herhalde ya. Sonradan çiçek çormuş. Aa, nereden çıkarıyor? Bak şimdi yoğurt dolap var orada. Ay insaf ya, Allah iyiliğini versin. O çiçekler taze kalsın diye. Dedim ya ben muhasebe yaptım çiçekçi de biliyorum azıcık. Yok ya, olmaz burası valla. Belli iş yapmıyor bu dükkan. Aa bak, bak şimdi. Bunlar bile kurumuş ya. Aman yarabbim ya. İnsaf. Vallahi sen kaçacak yeri arıyorsun. Anladım ben. Ama sen bilirsin. Sen olsan da olmasan da ben bekleyeceğim. Tek başıma alacağım. Allah Allah. Tek başına. Nasıl olacakmış o iş? Üç öküzmüş. Kredi çekerim bankada. Ha, kararlıyım diyorsun yani. Demiyorum. Öyleyim. Merhabalar. Birkaç sipariş götürdüm de kusura bakmayın. Maskelerinizi. Aa, tabii tabii tabii. Hemen. Kusura bakmayın. Tak tak sende. Unuttuk bak. Bu arada size de hayırlı işler. Biz burası devrediliyor diye duyduk. Evet. Şartlarımız nedir acaba? 30-35 bin civarı herhalde. Üç öküz para istedim çünkü bize. 80 istiyorum normalde ama en son biriyle 54'e pazarlık ettik. Al bak, 5 öküz fiyatın çıktı ya. Çok pahalı yaldız mı olmaz? Ya pahalı falan değil insan. Aha dur. Baksana pazarlık falan yapılmış, talibi de var. Bize 55 verelim, bize verin. Ama söz verdim onlara. Bir arayayım, vazgeçtilerse tekrar konuşalım. Madem. Tamam, biz bekleyelim. Ercan Bey, bugün sinek kaydı yok mu? Bugün yok. Sinek kış lastiği takmış, kaymıyor. Ya çok kötü bir şakaydı arkadaş ya. Hava soğuk, dondum. Bu bir espri değildi. Bu bir kamu spotuydu. Kışın herkes kış lastiğini takmalı. Teşekkürler altını Surabaycı Uşkun dayı. Hadi bayız. Ha. Aha. Çiçekçi arayıp duru. Ana kesin insaflar geldi. Hı. Alo. Sahibi hanım. Biz de tam sizden bahsediyorduk biliyor musunuz? Biz parayı toparladık ama malum yani bugün bankalar kapalı. Vallahi ortağımla ne yapacağız diye konuşuyorduk. Ama halledecektik hani bugün. Evet, evet. Halledelim vallahi onu da. Şey yapalım, elden verelim parayı size olmaz mı? Hı? O da olur. Hayır, siz gelmeyince vazgeçtiniz sandım. Birileri daha geldi, o yüzden aradım. Anladım. Biri karabaş iri kıyım, diğeri sarı baş ince kıyım. Doğru mudur? Birbirine fena halde uyumsuz çiftler ha? Onlar değil mi? Sanırım onlar. Onları boş verin ya. Onlar da para yok. Boş onlar, boş boş. Tamam, teşekkürler. Akşama görüşürüz o zaman. Tamam, bye. Piyasa fena halde kızıştı. Kızış, kızış. Akşama geliyorlarmış. Kusura bakmayın tekrardan. Olsun yalnızım ya. Kısmetimiz yokmuş böyle bir şey demek ki. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Sağ olun, sağ olun. Ya insan, kim aldı acaba ya? O Yasemin babası da mı aldıktı acaba? Ya kimse kim Yıldız'ın bize ne? Niye böyle diyorsun şimdi? Benim bir kere burası çok içime sinmişti. Çok benimsemiştim ben burayı. Neden böyle oldu? Keşke olmasaydı. Ya ol deme. Böyle olması gerekiyormuş. Dünyanın sonu değil ya Yıldız'ım. Gözüm seveyim hep mi böyle? Ha sen zaten istemiyordun. Senin de canına minnet tabii. Al işte. Burası bizim olmalıydı insaf, tamam mı? Ya ben ne edivereyim ki Yıldız'ım? Sattı da biz almadık mı ki? Üç öküzdü. Beş öküz demedi mi kadın? Beş de üçe düşürseydin. Ben nasıl düşüreyim? Zorla mı benim elindeki malı? Ya istediğim hiçbir şey olmayacak mı benim ya? Ya olacak. Neden olmasın? Alacağım. Söz veriyorum alacağım. Oh. Hayırlı işler, bol güneşler. Ekmeğinizi topraktan çıkaran ellerinize dert,
arabanıza pert olmasın. Ekmeğini topraktan çıkartan tarım işçilerine saygım sonsuz olmuştur da. Şakir nerede ya? Gelmedi Şakir, gelmedi. Aa, nasıl gelmez ya? Onu çıktığı yerden çıktım ben. Yani teorik olarak aynı yolu kullanmamıza rağmen ona rastlamadığıma göre onun burada olması lazım. Dayı sen ne yapacaksın Şakir'i? Onun da bazı işlerim var da bu köyde ona çok haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra ona iyi davranacağım. Ya nerede bu Şakir ya? Saat kaç oldu? Hava karardı. Hala gidemedik biz ya. Samimilerle falan olmasın. Sonuçta Kelle İsmail'in yaptıkları için çözüm üretmeye çalışabilirler. Yok, açmıyor. Ya onlarla da değildir. Olsa ben bilirdim yani mutlaka. Bir saniye, bir saniye. Kelle İsmail ne yapmış ki? Amca minekleri ona satmış. Sizin de ne olacağınız belli değil. Ana! Vallahi bir litre sütü muhtaç kalırız he. Nasıl olmuş bu ya? Nasıl vermiş ya? Ha Efe, söyle bakalım var mı bir şey? Yok hanım. Dur ablanın orada oturuyor şu anda. Allah Allah. Niye geldi ki bu şimdi? De hadi kapa, kapa. Niye geldi acaba? Neyse. Ben şimdi benim dükkana bakayım ya. Orada kapalı tıkalı duruyor vallahi. Ercan. Hayırdır? Ha? Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun orada sen? Hiç iyi değilim. Hiç, hiç. Hanımım. Hı. Bir içeri gelsene. Bir şey konuşalım seninle. Hayırdır ne oldu? Sadık. Şişt. Sadık. Ne oldu? Şişt. Söyleyecek. Sadık. Ne oldu senin suratın böyle sirke satıyor? Ne oldu? Ya zaten bu gidişe sirke satacağız. Durum onu gösteriyor. Ne alakası var? Niye ki de? Hanımım. Hı. Seyfettin. Hı. İnekleri Kelle İsmail'e satmış. Yok artık. Daha neler yap canım öyle şey olmaz. Aa. Hanım, bak adamla aramız yok. Biliyorsun dargınız. Açıkçası bu malı verip vermeme konusunda da bir şey konuşmadık. Yani kendimize yeni bir sütçü bulmak zorunda kalabiliriz. Olmaz canım öyle şey Allah Allah. Yok öyle şey. Bir kere ben sütümü Seyfettin'den alıyorum. Anladın mı? O yüzden de süt ürünlerimi başkasından alıp ürün yapamam ben. Olmaz öyle şey. Bir kere benim dükkanımın geleneği bu. Ben sütümü Seyfettin'den başkasından almam. Almam. Bitti. İyi de kapat o zaman yoğurthaneyi. Ben sana söyleyeyim. Çünkü mal artık Kelle'nin, Seyfettin'in değil. Ha çocuklar. Samimli Halim. Göya. Ağırı onlar işletecekmiş ama yine de belli olmaz. Çünkü onların da gönlü pek yok gibi. Biz başkasının yanında çalışmayız deyip duruyorlar. Dur ben ne yapayım? Ben Seyfettin'e mi yanayım? Kendime mi yanayım? Kime yanayım ben? Kime yanayım acaba ben? Aa yok. Ya Seyfettin böyle bir şey niye yapsın ki? Niye yaptı ki bunu ya? Vallahi orasını bilmiyorum hanım. Yok. Yani Seyfettin bizi arkamızdan vurmaz Sadık. Aa. Ya vurmaz. Vurmaz da durum da bu. Yani sen diyorsun ki yandı gülüm, keten eve. Öyle mi? Ha, saşkım. Yoksa sen sabahtan beri bunun için mi ağlıyordun böyle ha? Ha? Evet. Evet. Başka ne olacak ki? Ha. Sen nereden biliyorsun bunu? Ha? Nereden biliyorsun sen? Ya Meri, bak biliyorsun. Ben o aileye yakınım. O ailenin içinden haberleri alabiliyorum. Ama bunu sana demeye bir türlü dilim varmadı. Tübüler olsun ya. Aa. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Dudu Zeytin'in arkadaşları değil mi? Badegül, Halim. Evet, evet. Eşimin hala kızı kendisi. Anladım. İstersen sen gel, biz seninle odaya geçelim. Damat bey otursun. Seni kapsamlı bir muayene edeyim. Sonra gerek görürsem damat beyle de konuşursun. Buyurun. Gülüm, ben buradayım tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Buyurun.
yok, yok, yok. Çıldıracağım ya. Çalıyor, çalıyor. Açmıyor telefonunu. Ya acaba kayboldu da başına bir şey mi geldi Koca Şimen? Ya bence çok çaldırma. Eğer öyleyse bitirirsin şarjı. Ya aramazsam nasıl bulacağım acaba Koca Şimen? Tamam, ben bulacağım onu. Nasıl? Telefon verdiği sinyal noktasından bakacağız. Nasıl ya? Tamam da bunu niye daha önce yapmadık Veli? Çok doğru bir şey değil. Kişisel haklarına giriyor. Ancak böyle mecbur kalınca kullanılacak bir şey. Sen bu sinyale nereden bakıyorsun? Telefon uygulamasından. Hı? Öyle uygulamalar mı var ya? Ha, Şakir yandı bundan sonra. İyi bak, bunu Şakir yapmak istemezdim. Yok yok, o bir ortaya çıksın, ben o zaman biliyorum ona yapacağımı. Ya ağaç olduk sabahtan beri burada ya. Hadi ağaç olmayı da geç, geç ağaç olmayı da. Toptan mobilya olduk yani burada. Ya nedir benim bu oğluşumun çekisi ya? Günlerdir o da alamadık yani oğluşuma. Ya acaba kendi almak istediği için mi sabote etti bizi? Aha buldum. Yukarıdaki mahallede sinyal veriyor telefon. Tamam gidelim. Ben de geleyim. Hatta yoldan bir şeyler de alalım. Benim vallahi mide bulantım geçti. Hatta midem kazınmaya başladı. Bizim derdimiz de bunun derdine ya. Koç işim yok benim burada. Dur tamam sakin ol. Ya bizim 2 milyonumuz var değil mi Sadık? Vallahi hanımım, gayrimenkul satmamız lazım. Yani bizim de nakit sıkışıklığımız var. Ay yapmayın ne olur ya. Dahgilerin borcunu biz mi ödeyeceğiz? Allah Allah ne yapacağız yani? Bu adamdan kurtulmamız lazım. Bir şekil biz bu adamdan kurtulacağız. Bana bak Sadık, sen en iyisi git bankaya nakit çek. Ya da bir şeyleri ipotek ettir. Ya da önde kıyıda köşede kalmış ucuza satacağımız mal varsa sat. Olsun bitsin gitsin bu iş. Kurtulalım bu adamdan ya. Tamam hanım. Olamaz! Vallahi yine alırım ha. Öbür türlü hep beraber alırız. Böyle sadece sen alırsın. Bence daha iyi. Efe. Doğru söylüyor hanım. Ya tamam doğru söylüyor da yani bir şey demedik. Bir doğru daha diyeyim mi? Deme! De. Seyfettin amca gurur bakımından üst segment bir karakter. Adam borcu var diye ineklerini sattı. Tutup da size borçlanmaz. Bu da doğru. Oh! Vallahi, oh! Ne can? Hohlama. Ya hadi hohlayacaksan eğer, al eline bir bezi, git şu camları sil hohlayarak. Boşa hohlama, çözüm üret hohlayacağına. Aşk olsun, ne diyorsun ya insanın içinde? Aslında bir yöntem geliştirilebilir. Ya sen gerçekten çok sinir bozucu bir çocuksun ya. İnsanları düşünmeye fırsat versene, hıh! Diyeyim mi? De oğlum. Adama gidin, parayı kendiniz verin. Adam da Seyfettin amcayı vazgeçmiş gibi yapsın. Ya kabul etmez. O adam kabul etmez yani. Allah Allah niye etmiyormuş canım? Ben bu adamla konuştum, hasbihal ettim. Teşki mesain var adamla. Allah Allah. Tövbeler olsun. Bu adam şeyden korkuyor biliyor musun? Ölümden korkuyor yani vicdan. Hani belki oradan böyle bir girersek yumuşak karnından... ...hadiseye hakim olabiliriz gibi bir şeyler olabilir yani. Bana bak sende telefonu vardı. Ara bakayım şunu. Ara. Lütfen. Arayalım bakalım. Vallahi yandık. Babacığım ben hobi odama çıkıyorum. Hobi odana çıkıyorsun. Hı hı. Yemeğimi de orada yiyeceğim. Hadi afiyet olsun kızım. Buyur Sadık dostum. Selam İsmail Bey. Çok vaktini almayayım. Eğer müsaitsen hanımla birlikte bir gelelim de bir meseleyle ilgili bir konuşalım diyoruz. Ticari bir mesele. Bize bir randevu veriver. Ya dostum sana randevuya ne gerek var ya? Benim kapım her zaman sağ açık. Buyur gel. Sadece sağ değil, senin yanındakilere de açık. Onlar da gelebilirler. Senin gibi adama can kurban, başım gözüm üstüne. Bekliyorum ha. Hadi çıkın gelin. Eyvallah. Ne dedi, ne dedi, ne dedi? Alo. Ne dedi? Yaklaşım gösterdi. Hemen gelin, bekliyorum diyor. İyi o zaman, hadi kalk gidelim Sadık. Ben gelmem. Allah Allah, sana gel diyen kim zaten? Sen burada Efe'yle kal, haydi. Şşş, baba. Anladın? De haydi. Oh, gitmeyin. Ne yapıyorsun? Döveceğim seni.
Kendimi iyi hissetmiyorum. Hemen bir kokteyl çak da kendime geleyim hemşire hanım. Tabii İsmail Bey, hazırlıyorum zaten. Bak, kolumda kıvrık geldim ha. Hazır geldim, sana zahmet olmasın diye, çabuk olsun diye. Buyurun. Merhaba, Yasemin Hanım'a gelmiştim ben. Haberi var mı? Sürpriz yapacağım. Olmaz ama öyle, alamam. Eren! Salmıyor abi ya. Sal sal, al içeri oğlum. Tamam Eren Bey. Kardeşim ne haber ya? Eyvallah Eren, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne olsun. Sen şimdi Yasemin Hanım'ın arkadaş sıfatıyla mı geldin? Yoksa Sırpbaş Şirketler Grubu işçi olma sıfatıyla mı geldin? Fark ediyor mu? Ediyor tabii kardeş. Ona göre muamele yapıyor. Şaka ya, şaka. Olay ne? Ya gel gel. Sen yabancı değilsin Eren. Şimdi ben Yasemin'e bir sürpriz planladım. Sen bir kıyak yaparsın artık bana ya. Az önce telefonda konuştum, salondaymış. Şimdi salonun kapısı açılsa, ben girsem çok mutlu olmaz mı kız ya? Vay vay vay. Galibe doğru ılık ılık akışlar diyorsun ha. Ben şimdi seni bugün almazsam, yarın öbür gün ne Yasemin Hanım'ın arkadaşı ne de sırtbaş işçisi olarak değil de bizzat damat olarak gelirsen, abo, büyük sıkıntı, hapı yutarım. Ya, ya değil mi? Değil mi? Emrin olur kardeşim. Estağfurullah. Kapı zaten açıktır bu saatte. Gel kafana göre lütfen. Arkadaşa da söyle bak, her zaman geldiğimiz yer. Lütfen. İnşallah içeride İsmail ağama yakalanmaz. Bu çocuk bu konularda çok amatör ya. Kapat oğlum, kapat. Hala mı irtibat yok? Hala mı aynısın? Ya. İyiyim. Gayet iyiyim. Kafam çok rahat ya. Aa. He.
Al bak kol. Çimdir. Seversin sen. Özlemişsindir çimdirmeyi. Yakı yemezler. Bu tertip çimdirmesi değil. Benim tertibim böyle çimdirmez. Koparır. Şimdi Mumu ile konuştum. Ne zaman geliyor? Sabahtan burada. Ama işim biterse geceden atlarım gelirim dedi. Çok üzüldü. Parayı çeker pazartesi ödemeyi yaparız dedi. Yani ödemeyi yapmak için hesabımda yeterince para var dedi. Ya yenge biz bunu seninle konuştuk ya. Ben isteyemem böyle bir şey anla artık da. Ben onun kardeşim lafını ederse çok bozulurum dedi. Hoy kurban olurum. Kardeşime bak hele ya. Ya işte başımız derde düşmeye görsün. Nasıl da çene kemiği gibi kuvvetli oluyoruz. Oho! Ama yine de sevmem ben böyle bir şey sizden. Hı? Ya Sevda, bir şey desene Altıcan. Kime? Buyur. Hap, şu. Hapşırmaya başladın hap, yine peri. Şu. Ay, Sevda. Biz içeri geçsek mi ha? Hem bak hava da biraz soğudu. Hem bunların aralarında konuşacakları şeyler var. Biz fazlalık yapmayalım. He. Soğuk değil mi? Soğuk. Üşüdüm. Hadi tamam. Gel. Ya bizim başımıza neler geldi? Sen hep bizim yanımızdaydın. Hep yardımcı oldun. Ya bu sefer sıra bizde. Ya paraysa para. Ne önemi var? Ha senin ha benim. Değil mi? Biz bu evde bunu öğrenmedik mi? Ya yenge. Mustafa Ali bu İsmail'den 1.800.000 lira para aldı. Üstünden de tırtıkladınız. Buna bu, ona o. Bana ayakkabı, tertibe gözlük, anama tablet. Yok takım elbise, yok yürüme bandı. Oh hey hey hey. Azalmıştır, erimiştir o para zaten ya. 2 milyona ihtiyacımız var, 2. Ah be Seyfo bro, ah be Seyfo bro. Mumu benim aşkım, o parayı çoğalttı. Yatırım yapmış, yapmış. Hesapta yeterince para var diyor, anlamıyor musun? Yenge, bütün parası o Mumu'nun. Ben biliyorum. Vallahi alamam ya. Allah Allah. Ben yanarım. Kardeşim yanmasın. Seyfettin. Biz bu evde birlikte yaşamıyor muyuz? Beraber. Ha. Ya lazım olursa hallederiz bir şekilde. Bize o para şu anda lazım değil. Sen öncelikle şu kızlarını geri al. Tamam? Ya nasıl olsa altınlar bulunacak. Bulunduklarında da geri verirsin. Kapış? He. Ha? Bak o olur. Zati daha da bulunmazsa maden aramadan adam getireceğim. Buralarda maden arayıp dururlar ya. Anla, röntgen çekip dururlarmış. E tamam işte, oldu bu iş, halloldu. Şimdi ara şu kelleyi. Var ya, sana da Mustafa Ali'ye de helal olsun be. Çok şükür, kardeşlerim insan vasfını yitirmemiş. Tabii canım. Yenge, ben akşama biraz geciktirdim de şunu bir 3 farz, 2 sünnet kılalım da gelelim. Sonra da konuşalım hemen. Olur mu? Allah kabul etsin. Sağ ol. İnşallah sana da bir gün nasip eder. İnşallah. Kesin. Ne yapsak acaba? Ha. Ya hazır Hacı annem de FaceTime'dayken yoksa paralar beni. Ben şimdi ne yapacağız? Bayağı soğukmuş. İyi oldu içeri girdiğimiz ya. Sevda. Kesin bitti diyorsun yani ha? Ha? Bitti. Bak. Boş.
ondan şey olmuştur. Ya. Bak ne diyeceğim, dur. Şimdi ben şundan bir tane alayım. Al bunu sen. Heh, bu gece idare et, yarın yenisi gelecek zaten. O ses ne be? Bir ışık yandı, söndü sanki oradan. Ne oluyor ya? Bilmem. Efendim Bayragül'cüğüm. Yenge, ben şimdi muayene oldum. Önce sana haber vermek istedim. Sonuçta sen ön ayak oldun. Ay canım benim. Ay çok güzel. Var mı hayırlı haberler? Ay yenge, olacak gibi ya. Kan falan verdim. Tahliller için gereken her şeyi aldı. Bir de ultrasona da baktı. Dedi ki işte ben görüntü aldım ama sonuçlar belli olunca yarın net bir şey söylerim dedi. Ay, ay çok sevindim. Hay hadi inşallah, inşallah. Duru ne yaptı? Seninle gelecekti. Ha, bilmiyorum ki, bir şey demedi. Onlar mobilya bakmaya gideceklerdi. Ah be Duru, ah be kızım. Kesin kaçtı, kesin. Neyse yenge, Halim merak etmiştir. Ben bir yanına gideyim. Tamam canım, sizi seviyorum. Bye. Biz de seni. Ah Duru, ah. Hola. Hoşçakalın. Halim. Ya doktor hanım çıktı. Acelesi varmış. Bir şeyler gördüm dedi ama çok da bir şey söylemedi. Kız, yoksa sürprizi sana mı bıraktı? Yok vallahi bana da öyle dedi. Yarın sabah tahliller çıkar, sabahtan gelin net bir şey konuşalım dedi. Ama evet, bir şeyler görmüş. Hadi inşallah ya, inşallah. Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbim. Yarın hayırlısı neyse biz onu nasip et. Kız ben seni yiyeyim. Güllerin gülü. Telefon buraya bir yere gösteriyor. Nerede o zaman? Dur çaldıralım. Ha çaldır. Çaldır. Aa. Buradan geliyor ses. Allah'ım bakamayacağım, bakamayacağım, dur bakamayacağım. Tamam sakin ol, tamam tamam buradayım, sakin ol. Çukur boş, sadece telefon var. Çukur'a telefonunu düşürmüş. Şakir nerede? Ne yapıyor bu çocuk? Telefonsuz, telefonsuz. Duru, Dudu'yu eve götürelim. Ben bir araştırma daha yapayım sonra. Tamam aşkım. Veli, Şakir'i bul tamam mı? İnşallah. Ya Duru, dünya küçük derler. İnsanlar birbirini Fizan'la bile buluyor. Ama ben küçücük köyde Şakir'imi bulamıyorum. Gel. Anam inmeden şu adamı arayalım hemen. Hadi tamam oran. Hemşire Hanım. Bana müsaade eder misin? Tabii. Müsaade et. Buyur Seyfettin'ciğim. İsmail'ciğim. Ben senin parayı hazırladım da şu işi bir daha konuşalım diye şey ettim. Müsaitsin. Sene kahveye geleceksin. Ne demek kardeşim? Gel ya, gel ya. Bizim misafire kapımız her zaman açık. Oldu o zaman. Görüşürüz. Ya bunlar da tek tek sazan gibi düşüyorlar ha. Yumuşadı galiba. Gelin hemen de. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Buna. Bro, şimdi bak hacı annem birazdan aşağı iner. Bu kızlar kesin ortak bir iş çeviriyor. Yani tam anlamaya çalışıyordum, tam çözüyordum ama çok şifreli konuşuyorlar. Çözemedim, anlayamadım ama merak etme. O iş bende, çözeceğim ben. Zaten kokusu yakında çıkar. İnşallah be, inşallah ya. Hiç olmazsa tertibimden yana yüzüm gülsün ya. Hadi bakalım ya. Tertip sen buradan ayrılma. Ben geleceğim.
Geleceğim ben. Uzayda boşluk, kara delik. Hadi. Hiçbir şey yok. Bye bye. Allah Allah. Niye bağırıyor acaba ya? Duyuyorum ama anlayamıyorum. Ben anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Ya tamam al ama sonuçta çukurda değil de bulacağız. Ya ne yapayım ama ya, merak ediyorum ben kocacığımı nerede ya. Ay ateşte tatlı tatlı yanıyor. Şey acaba köze patates mi alsak yine ha? Patatesin kusur kalsın Duru, kusur kalsın yani. Tamam tamam haklısın. Ay neredeydi buranın ışığı ya? Ya nerede benim kocacığım ya? Ay ne var burada böyle ya? Bir şey var burada. Şakir. Ay bulduk kocacığını işte, sakin ol. Ne oluyor ya? Ya Şakir sen ne yapıyorsun? Neredesin ya? Hamile halimde sen beni öldürecek mi Şakir ya? Ya bir sayesi zaten devrim dönmüş durumda şu anda ben. Algılayamıyorum hiçbir şeyi. Ben buraya ne ara geldim? Nasıl geldim ya? Velikovski. Yoksa bu da daha senin bir oyunun mu? Ya sen ne yapıyorsun ya? Kaç saattir seni arıyoruz her yerde. Evet. Hatta dayım da arıyor. Dayım? Aa, Ebek. Doğru. Beni Ercanettin'le buluşacaktım ya. Sonra ne oldu bana? Benim başıma ne geldi de ben bunlara yaşadım? Oy! Ne oldu? Oy! Yoksa benim böbreklerim aldılar. Bakın! Bakın çabuk! Vücuduma bakın, takış izi var mı? Ay saçmalama! Bak ne diyorsun? Saçmalama kızı, korkutuyorsun Amine Amine ya. Yok bir şeyin işte. Tamam. Sen Şakir, sen ne yapıyorsun? İyi misin sen ya? Başkası bende film çok fena kopu. En son evden çıkarken anneyi vitaminlerinden çaktıydım. Sonra onları aldım, Ercanettin'le buluşmaya diye gittim. Sonrası yok. Aa burası var sadece. Sen ne çaktın, ne çaktın? Dedim ya işte, anneyin vitaminlerinden iki tane çaktım yorgunum diye. Bir şey olmaz diye iki tane alam dedim, sonra bu hale geldim. Bulduk. Vallahi da bulduk, billahi de bulduk. Anneme neyin unutkanlık yaptığını bulduk. Ah, neyle benim güzel anneyim? Allah, onu da dayımlarda unuttuk. Ne? Olamaz. Yoğurdan çıkıp kendi başına gelmeye kalkarsa... Çabuk, çabuk. Anne! Anne! Şakir nereye? Ay montunu da almadım. Veli koş, sen de koş. Nereye gidiyor bu böyle sersem sepelek ya? Hadi. Veli hadi koş. Sana yine girecek o çukurun içine düşecek ya. Hadi. Bırak işte, ne güzel telefona kavuşmuş olur. Hala espri yapıyorsun. Hadi koş, git. Allah'ım ya. Ay neyse, sakin. Buradaydı değil mi patates? Orada Durucuğum, orada. Buyurun. Başka bir isteğiniz var mı küçük hanım? Ellerine sağlık. Bir şey olursa mesaj atarız. Hay hay. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Siz yaptınız herhalde. Evet. Gerçekten sanat eseri gibi. Teşekkür ederim küçük bey. Hmm, küçük bey doldun Samim. Hadi hayırlısı. Çok mu sevdin sandviçi? Hmm. Görüntüsü bile yetti. Şimdi keyfini çıkarayım da. Daha sonra bulamam nasılsa. Niye? Her gün gelip yiyebilirsin. Yok. Baban ahırı aldıktan sonra benim düzen değişir. Hep gelemem artık. Niye? Öyle işte ya, boş ver. Hiç konuşmayalım. Senin beni korkutuyorsun. Ha, ondan işte zaten konuşmayalım diyorum. Hayır, artık bunları bulamam derken neyi kastettin ki? Bir yere mi gidiyorsunuz? Babam sizin ahırı aldığınızda hayatınızda ne değişecek ki? Ya Halim'le ben daha konuşmadım ama biz büyük ihtimalle mal sattığımız otellerde yeni iş falan bakarız.
Babanın yanında çalışmamız doğru olmaz. Nasıl? Kendini benim yerime koy Yasemin. Benim babam gelip senin babanın elinden işini alsa, sen benim babamın yanında çalışır mıydın? Hadi diyelim ki çalıştın. Baban ne hissederdi? Ben olaylara hiç bu yönden bakmamıştım. Kendimden nefret ediyorum. Şu yaptığıma bak. Ben bunu nasıl yaparım ya? Ağzım çıksın. Ama belki sen babanın kararından vazgeçirebilirsin. Hayatta böyle çıkarcı insanlar var ya hakikaten. Bunu bile bile yapan. Bu nasıl aşağılık bir duyguymuş ya. Heh. Ne diyorsun? Babanın kararından vazgeçirebilir misin? Samim. Bak aslında bu bir... Aslında bu bir ne? Bak benim güzel kızım, bu yaptığımın oyun olduğunu sakın unutma ha. Yani üzülsen de sakın açık verme ha. Yoksa bana büyük zarar verirsin kızı. Tamam babacığım, yapmam, merak etme. Söz mü? Söz babacığım. Ben ne zaman seni üzecek bir şey yaptım ki? Ay sağ ol benim kızım. Aslında ne Yasemin? Yok, söylemeyeceğim. Neyi söylemeyeceğim? Ya ne salağım? Bu zaten şaka. Babam bunun sonunda herkes barışacak bile dedi. Ahır zaten samimlerin olacak. Yasemin, susuyorsun. Sandviçlerimizi yiyelim. Sonra beraber gider konuşuruz babamla. Bakalım Emo ne diyecek. Deneyeceğim, deneyeceğim. Tamam, bana uyar. Hadi al. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. E buyurduk zaten, Allah Allah. Kele İsmail bizi bekliyor ha. Hanımım, savaş çıkarmaya gelmedik, barış etmeye geldik. Sakin bir. Ey tamam. Güzel kardeşim. Dost Sadık'la yan basmazların Meryem geldi diyiversen. Tamam, haber edip geliyorum. Eyvallah, sağ olasın. Dur, hadi. Beyim, kemik suyu çorbanızı getireyim mi? Yok, şimdi yemeyeceğim, sonra. Yaseminler yedi mi yemeğini? Hobi odasına sandviç istediler, götürdüm, yiyorlar. Ha, iyi. Dışarıda yemesin artık, üşütür. Tamam efendim. Aman! Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun oğlum ya? Aniden geliyorsun ya, söyle ne var? Yan basmazlar gelmiş de, siz çağırmışsınız ağam. Yan basmazlar gelmiş de, siz çağırmışsınız ağam. Alsana oğlum içeri. Gelin, gelin, buyurun. Sağ olasın. Efendim, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun, şöyle baş köşeye geçin. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk İsmail Bey. Ey. İyisiniz inşallah. Sağ olasın İsmail Bey, iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz? Allah'a şükür, çok iyiyim. Kahveler nasıl olsun? Biz kahve almazsak. Hanımım, olur mu öyle şey? Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Eyvallah. Eren, Meryem Hanım'a söyle. 3 sade şöyle okkalı kahve. Hemen hadi bakayım. Dur ya, dur Eren. Bir şey vardı, unuttum. Kusura bakmayın siz. Geliyorum ha. Tövbe olsun yarabbim ya. Ya hanımım, Allah aşkına bırak artık şu gerginliği ya. Bak olacak işi de bozacaksın ha. Ya tamam, ben konuşmayacağım, sen konuşacaksın. Tamam, anladım ben onu, anladım. Eren, Eren gel oğlum gel. Şş, bana bak, şu kamyonet var ya kamyonet. O kamyoneti götür samanlığını orada bir yere sakla, tamam mı? Kimse görmesin. Şimdi Seyfettinler gelecek, onların göremeyeceği şekilde olsun, tamam mı oğlum? Seyfettinler geldiğinde de hemen gel beni çağır. Özne kullanma, tamam mı yavrum? Ne kullanayım ağam? Ya oğlum sen sak mısın, hasta mısın? Ya özne kullanma, içeriye gir. Geldiler de çık git. Allah Allah. Emin olur ağam. Hadi bakayım, yürü. Çabuk. İyi sakla ha.
Ya ben bu işten de çok keyif alıyorum ya. Hümur, hümur. Allah. Evet. Bunlar bitti. O zaman artık konuşalım mı babanla? Gidip deneyelim. Ama Samim şey... Bıyığında ekmek kırıntısı var. Çok komik duruyor. O zaman ben bir ellerimi falan yıkayayım. Bıyık mıyık. Hem babana karşı böyle ayıp olmasın hem de yere dökülmesin. Ha? Gel Meryem Hanım gel. Ellerine sağlık. Ver bakalım önce yan basmaz Meryem hanımefendiye. Sonra da Sadık dostuma. Evet. Elinize sağlık. Sağ olun, afiyet sağlık. Olsun. Afiyet olsun. Vallahi ya. Ya ne iyi ettiniz de geldiniz. Şimdi siz diyorsunuz ki bu kelle İsmail acaba sütü bize kaçtan toka edecek diye düşünüyorsunuz. Doğru mu? Yanlış. Aslına bakarsan öyle bir düşüncemiz yok İsmail Bey. Biz seni kalender bildik, mert bildik. Ha, belli. Seyfettin'le aranızda bir şeyler olmuş. Lakin Allah var. Kurcalamadık, sorgulamadık. Bizim sana teklifimiz şudur. Biz Seyfettin'in sana borcu karşılık olan inekleri geri alalım, parasını verelim. He. Arada Seyfettin'in ettiği kara göz diktiniz değil mi? He? Ham maddeyi üretip verdiğiniz kar payını bilançonun soluna atacaksınız. Dönem varlıkları. Öyle bir niyetimiz yok İsmail Bey. Bak, bu güzel kardeşin sana anlatsın. Olay şöyle olacak. Şimdi biz sana parayı 2 milyon olarak verelim. Sen de sanki vazgeçmişsin gibi yap Seyfettin'e. Ahır işinden de, ineklerden de. Ha, bu arada ahırı ve inekleri de geri ver Seyfettin'e. Seyfettin bizim arada olduğumuzu bilmesin yalnız. Çünkü Seyfettin kabul etmez, kızar. He, şimdi siz 2 milyonu bana vereceksiniz. Evet. Siz zarar edeceksiniz. Seyfettin parayı denkleştirince getirip sana parayı verecek zaten İsmail Bey. Sen de bize verirsin. Hem böylelikle kimse zarar etmemiş olur. Ya yap bir şey ya. Ha? Yani nasıl olsa 3 günlük dünya değil mi? Ha bugün varız, yarın yoğuz, he mi? Ben bir kahve içimi düşüneyim. Hah, bir düşün. Doğru söylüyorsun. 3 günlük dünya. Bugün varız, yarın yoğuz. Aman, geldiler, geldiler. Ya bu da bir tuhaf ya. Buna böyle zaman zaman geliyorlar, hemen koşuyor geliyor, geldiler diyor. Ondan sonra gidiyor. Ben şuna bir bakayım. Siz kahvelerinizi bir yudumlayın. Geliyorum hemen. Hadi bol bol alın. Ne diyorsun hanımın? Olacak, olacak. Olur. İnşallah. Olur. Ya şimdi bir kahve neyin içseydiniz böyle yani ateş alıp gitmeye gelmiş gibi olur mu böyle şey ya? Olur, olur. Niyetimiz belli bizim. Uzatmaya gerek yok İsmail'ciğim. Biz parayı denkleştirdik çok şükür. Allah'ım da izin verirse pazartesi getireceğim. Ha bu arada benim sana verdiğim kağıdı da sana zahmet yırtat. Bu parayı nasıl denkleştirdiniz? Ha, durun ben tahmin edeyim. Siz durun. Siz Mustafa Ali'nin CEO'luk parasını
bağ veriyorsunuz değil mi? Yani evet de bu sizi ilgilendirir mi ki? Ha. İlgilendirir. Nedenine gelmeden önce gerçekten sizi çok takdir ediyorum. Vallahi size gıpta ettim. Helal olsun. Evet, şimdi gelelim nedenine. Mustafa Ali abisine CEO'luk parasını, yani bir yıllık CEO'luk parasını, maaşını veriyor. Peki, bu parayı kim verdi ona? Ben verdim. Doğru mu? Peki bu Mustafa Ali bağ kaç ay çalıştı? Daha yeni. Doğru mu? Doğru. Yarın öbür gün çeker giderse bu adam, ben paramı kimden alacağım? He? Siz benim paramla bağ olan borcunuzu ödüyorsunuz. Doğru mu? Yok öyle şey. Buna kimse razı olmaz. Yemezler kardeş. Ya bak indi İsmail'ciğim, bu para canlı diye. Yoksa ben 2 milyonu tarla, arsa, bağ, bahçe satıp... Yo. Dur. Öyle bağını, bahçeni, tarlanı, sapanını, mapanı satma. Ben çünkü kararımı verdim. Kardeş, ben artık sütçülük yapacağım, inekleri sağacağım. Hı? Evet, ne kadar süt sağacağım, ne kadar vereceğim, kaç kilo vereceğim günlük, işte ne kadar para alacağım, hepsini konuştum, anlaştım müşterimle. Hepsi tamamlandı, hepsi hazır. Bir dakika. Kimmiş bu müşterin? Gelin görün, içerideler. Bende yalan yok. Bu ne surat ya? Ne kadar vakit, o kadar nakit. Aa, buyurun. Bro, kesin Meryem. Meryem. Dünyada olmaz ya, imkanı yok. Gör bak, kesin. Allah Allah. Buyurun. Geldik. Kesin Meryem. Bak, dön. Tövbe. Görürsün. Geç. Yürü, olur mu şöyle? Buyurun bakalım. Yoktu bro.